İyi geceler. Bu gece üniversite öğrencisinin cefasını konuşacağız. Bir öğrenci ayda kaç lirayla hayatta kalıyor? Nerede yaşıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Okuma isteğinin bedelini nasıl ödüyor? Okumuş adama geleneksel bir sempati besleyen toplumumuz okumakta olan adama niçin acımıyor? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına birazdan bu masada yanıt arayacağız. En kral muhabbet başlıyor efendim. Değerli konuklarım, hoş geldiniz. Bu gece röportajlarımız da var, öğrenci arkadaşlarımız da var. Öğrencinin kaça yaşadığını, nerede yaşadığını, farklı bir geliri olup olmadığını, borçlanıp borçlanmadığını, acaba etkinliklerine katılabiliyor mu, katılamıyor mu? Günlük menüsü ne? Neler yiyor, neler içiyor? Büyük şehirlerde olanlar büyük şehrin nesini büyük buluyorlar ve acaba devlet kuruluşlarının onları rahat ettiren uygulamaları var mı? Bu konuları konuşacağız. Önce Sayın Profesör Doktor Abdülkadir Çevik'ten başlayalım. Hocam da yarın erkenden bir konuyla görevli olduğu için onu erken uğurlayacağız. Bir de kitabınız var, Politik Psikoloji. Evet. Bu bizim ele alacağımız konuyu mu anlatıyor bu kitap? Yok, farklı bir şey. Yani ama gençlerle ilgili de, gençlerin kimlik sorunuyla ilgili. Evet. Ve o gençlik döneminin, ergenlik döneminin kimlik oluşturma aşamasında çocukluktan itibaren geliştirdikleri temel kimliğin üzerine nasıl bir kimlik oluşturdukları ve bu gençlik döneminde eğer temelde bir aksaklık varsa o dönemde nasıl sapmalar ortaya koyabileceği, hatta teröre, diğer şiddet eylemlerine girme veya uyuşturucu gruplara katılma, toplumca pek benimsenmeyen parantez içinde bazı gruplara katılımı hangi faktörler etkiliyor, bununla ilgili bir kitap o. Aslında benim ergenliğimde ve daha sonra gençliğimde özellikle tek kanallı televizyonun böyle gençlik meseleleriyle ilgili yaptığı programlar çok gıcıktı. Neden? Çünkü sizin gibi büyükler, proflar otururlar ve gençleri bol bol kategorize ederek ve haklarında istatistikler vererek ele alırlardı. Tabii ki genç bir adam, hatta üniversite çağlarında bir adam bir tanedir, yegendir. Onun hayatı bir tane ve yegendir ve o dünyayı ziyaret eden bir uzaylıdır zaten. Kimse onu anlamıyordur vesaire. Onun için hiçbir istatistiğin ve kategorizasyonun içerisinde olmak istemez. Siz kendi eğitim kurumunuzda nasıl bu genç adamlarla ve hanımlarla aranız? Şimdi ben bu programı davet edildiğim zaman kendi üniversite yıllarımı, kendi gençlik yıllarımı düşünmeye başladım her şeyden önce. Ben nasıldım, ne yapıyordum, ne düşünüyordum diye. Ve tabii bunları unutmuş değiliz. Ben ne yapıyordum? Bir defa üniversiteye başlamış olmak, başlayacak olmak. Liseli bir genç için üniversite çok önemli bir şey. Kendi hayatında. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi toplum üniversiteli eğitim görmüş kimseye daha çok önem veriyor. Onun için de bu bir ideal oluşuyor. Hem ailelerin ideali hem toplumun ideali. Tabii genç olarak biz de o ideali yakalamak için çalışıyorduk. Ama şu gençlikte şöyle bir şey var. Büyük zorluklar var. Bir defa öğrencilik hayatı genellikle yokluk. Yani ekonomik olarak işte zorlukların geçtiği, Doğu veya Bitlis sigaralarının içildiği bizim zamanımızda. Şimdi hangi sigaralar içiliyor bilmiyorum. Yani en ucuz sigara oydu. Birinci sigara almak daha zor bir şeydi. Ondan sonra işte yurtlarda kimlerle kalınacak, kimlerle kalınmayacak. Bütün bunlar hepsi önemli bir problem. Ve de üstelik biz 68 kuşağı olduğumuz için bizim dönemde bir de siyasi olaylar, terör olayları, sağ sol çatışmaları olduğu için ama kendimizi nasıl kurtaracağız diye bu grupların birinde olmamak veyahut da sıyrılabilmek için. Yani demek ki o dönemde de benzer şeyler var. Siz bir X kuşağısınız. Biz bir yerde evet yani. Belki... Yani şimdi bu X, Y ve Z kuşaklarını ele alıyor musunuz? Üzerinde çalışmalar yapıyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Hayır. Yani ben ama böyle bir çalışmam X ve Y, X kuşağı, Y kuşağı ve hatta sonra işte 2000'den sonra doğanlar bu Z kuşağı ile ilgili. Ben neredeyse bir sene olacak X ve Y kuşakları arasındaki farkları ele aldığımız bir toplantıya katıldım ve çok çarpıcı
karakter özellikleri var. X ve Y kuşağının farklılıkları arasından. Hatta bir şirketin düzenlediği bir toplantıydı. Çok çok farklı. Yani özellikle şirketler böyle bir toplantıyı organize eden şirket açısından tabii ilk ele aldıkları konu şirket sadakati, şirket sadakatsizliği gibi çok basit bir fark var özellikle çalışacakları elemanlarla ilgili. Hakikaten eğlenceli bir programdı. Ama ben şunu söyleyebilirim. Hangi kuşak adını size korsunuz koyun onu ben bilemem. Yalnız gençlerin bizim zamanımızdaki gençlere göre daha giderek akıllandığını düşünüyorum. Daha iyi düşünüyorum. Daha birey olma yönünde hareket ediyorlar. Yani biz daha çok grup bütünlüğüne daha çok önem veriyorduk bizim dönemde. Hı. Ama şimdi daha çok bireysellik ön plana çıkıyor. Bu olumlu bir şey bence. Yani önce insanın birey olması gerekiyor. Hı. Kendi kimliğini ve kişiliğini ortaya koyabilmesi için. Birey olduktan sonra grup ilişkisine girmek daha sağlıklı bir şeydir. Peki. O bakımdan çok önemli bir şey olarak. Peki iki öğrenci arkadaşımız Sayın Okan Yaşarlar ve Elif Gezer burada canlı örneklemelerimiz olarak bulunuyorlar. İlk belgesel bölümümüzü girelim lütfen. Türkiye'de okuyan bir üniversite öğrencisi derslerinin dışında onlarca engelleyici etkenle boğuşmak zorunda. Bunlardan en önemlisi parasızlık. Özel bir şirketin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de bir üniversite öğrencisinin bir günde yaptığı ortalama harcama 20 lira. Bu miktar vakıf üniversitelerinde 116 liraya ulaşabilse de devlet üniversitelerinde 4,5 liraya kadar düşebiliyor. Yani Türkiye'de üniversite öğrencilerinin önemli bir bölümü güçlükle hayatta kalıyor. Türkiye'deki 3 milyon üniversite öğrencisinin %93'ü ailesinden harçlık alıyor. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin %13'ü okurken çalışmak zorunda. Bu durumdaki öğrencilerin para kazanabilmek için tercih ettiği ilk yöntem özel ders vermek. Ancak garsonluk, satış elemanlığı ve fuar hostesliği gibi işler yapan üniversite öğrencilerinin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Öğrencilerin önemli bir bölümü ailelerinden uzakta yaşıyor. Üniversiteli nüfusun %23'ü yurtlarda kalırken %40'ı arkadaşlarıyla birlikte öğrenci evine çıkıp patates ve makarnayla besleniyor. Üniversite öğrencilerinin büyük kısmı kredi kartı sahibi. Ancak taksitli giyim harcamaları dışında kredi kartı kullanım oranı çok düşük. Elif Gezer, 91 İzmir doğumlusunuz. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon öğrencisi. Birinci sınıfta ve %100 burslu okuyorsunuz. Bilgi Üniversitesi, adres vereyim mi? Orada bir sürü insan kalıyor. Evet, evet. Tophane yurdunda kalıyorsunuz. Babanız endüstri mühendisi, anneniz emekli, iki abiniz var. Birisi New York Hunter College'de, diğeri de ODTÜ'de okuyor. Aile bir süredir Antalya'da yaşıyor. 16 yaşında zorunlu olmamanıza rağmen bir kafede çalışmaya başlamışsınız. Ve bu 3 yıl sürmüş. Neden zorunlu olmadığınız halde çalışmaya başladınız? Çünkü para kazanmama gerek yoktu fakat çok sıkılıyordum. Yaz tatiliydi. Yani ailem yazlığa gidiyordu. Ama ben yazlıkta yapacak hiçbir şey bulamıyordum. Hı-hı. O yüzden yakınlarda çok sevdiğim bir kafe vardı. Oraya gidip iş... Önceki yıl da gitmiştim ama almadılar 15 yaşında olduğum için. Hı-hı. Sonra orada beni işe aldılar. Öğlen çalışıyordum. Sonra beni çok sevdiler. 3 yıl boyunca yazları devam ettim. Biraz yükseldim. Ve hani artık çok enteresan bir bağ oldu aramızda onlarla. Hı-hı. Ya iş... Aslında çalışmamın en büyük nedeni şuydu. İleride istediğim şey üniversiteyi kazanınca İstanbul'a gelmekti. Çünkü sinema okumak istiyordum. Ve İstanbul'a gelmek demek sonuçta para demek. Yani aileden para alırdım. Evet ailem normal orta halli bir aile. Ama ben daha çok hani kendi para kazanmak istiyordum. Ve işi öğrenmem gerekecekti. Yani çalışabilmem gerekecekti. Fakat yani şu an 20 yaşında İstanbul'a geldiğimde kimse beni direkt işe almazdı. Hiçbir tecrübem olmadan. O yüzden tecrübe edinmeye başlayayım dedim erken yaşta. Tecrübe edinmeye başladım. Öyle ilerledi. Daha sonra İstanbul'da çalışmaya başladım. Hatta şu anda çalışıyorum. Nerede? Galata Şarküteri'de, Galata'da. Güzel. Evet. Onun dışında okulda çalışmaya başlayacağım bir hafta sonra, kütüphanede hafta içi. Yani çalışmak keyifli, zaman zaman yorucu ama beni hayatımı hazırlıyor. Hayatımı daha düzenli hale getiriyor. Yani ailem bana gayet iyi para gönderebiliyor. Fakat ben yani ailemin bana gönderdiği paranın yanında kendi para kazanıp daha çok şey yapabilmek istiyorum. Aileniz kaç para gönderiyor? Siz aylık ne kadar kazanıyorsunuz? Ailem bana ayda 800-900 lira gönderebiliyor. Fakat ben ailemden bu parayı almak istemiyorum. Çünkü benim iki abim daha var. Ve ailem
50 yaşındalar ve daha rahat gezmelerini istiyorum. Yani Avrupa'ya gitmelerini istiyorum. İstedikleri şey yapmalarını istiyorum. Fakat bana ve abilerime para gönderdikleri için bunu yapamıyorlar doğal olarak. Fakat benim istediğim onların rahat olması, mutlu olması. Abilerinize ne kadar gönderiyorlar? Büyük abim para almıyor çünkü kendisi okuyor yine ve çalışıyor Amerika'da. Çalıştığı için okul parasını da... Ama arada ihtiyaçları oluyor. Tabii ki yani zaman zaman istekleri oluyor. Hatta geçen sene hazırlık okuyordum ve yarı dönemde bitirip Amerika'ya gittim abimin yanına. Yaklaşık 5 ay orada onun yanındaydım ve ben de çalıştım. Çok keyifliydi. Türk restoranında çalıştım hatta. Bilmiyorum, para kazanmak keyifli geliyor bana. Hayatı daha bir düzenli hale getiriyor dediğim gibi. Ve ailemden para almanın yanında kendi de para kazanıp daha çok tiyatroya gidebiliyorum. Daha çok film izleyebiliyorum. Veya bir kafeye oturduğumda... Daha çok tiyatroya gidiyorum derken tiyatroya gidiyor musunuz? Evet, tiyatroya gidiyorum. Emin misiniz? Evet. Güzel. Peki. Gidiyorum. Daha çok sinemaya gidiyorsunuz. Aslında evet, sinemaya gitmeye çalışıyorum. Bu aralar pek gidemedim ama daha çok yani evde kendim. Yani tiyatroya gidiyorsunuz ve sinemaya gitmeye mi çalışıyorsunuz? Bir evet. Anda çok ümitleneceğim de sizden o yüzden. Evet, çünkü sinema bilmiyorum. Ya sinema okuyorum evet ama internette oturup film izlemek daha keyifli. Yani indirip film izlemek çok daha keyifli geliyor. Veya CD'sini gidip almak, DVD'sini gidip almak çok daha keyifli geliyor bana. Yani oturup bilgisayarımı açıp kahvemi alıp sigaramı içip film izlemek çok daha keyifli gelebiliyor zaman zaman. Veya çok iyi bir film varsa tabii ki gidip izlemek isterim ama biliyorsunuz artık çok... Yani İstiklal Caddesi'ndeki birçok sinema artık kapanıyor, emek dahil. Ve bu yüzden hani gidip de özel sinemalarda film izlemek bana pek keyif vermiyor. Koca koca paralar verip. Ama o vereceğim parayı gidip tiyatroya veriyorum. Veya gidip tiyatrolardan öğrenci kartları alıyorum. Veya işte İTSV'den lale kart alıyorum. Daha indirimli şekilde onlara gidiyorum. Tiyatrolarda öğrenci kartları mı var? Evet, tiyatrolarda mesela örnek vermek gerekirse Kumbaracı 50 tiyatrosunda gayet bir öğrenci gidip... Hangi tiyatroda? Kumbaracı 50 tiyatrosunda. Güzel. Daha 2 hafta önce aldım. Gidip 30 lira verip bütün oyunları, bütün sezonun oyunları 8 lira izleyebiliyorsunuz ve mükemmel oyunlar izleme şansına sahipsiniz. Oyunlar çok da uzun sürmüyor. Gayet keyifli. Oyun çıkışında gidip çayınızı içebiliyorsunuz Kumbaracı'nın kafesinde. Hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum ve çok mutluyum yani. Çalışabildiğim için, hayata katıldığım için, tiyatroya gidebildiğim için. Şeye inanmıyorum yani, tiyatroya gidemiyoruz abi çünkü paramız yok. Ona inanmıyorum yani. Bir şekilde gidebilirsin yani. Çok uygun tiyatrolar da var. Tamam belki 50-60 liralık tiyatrolar da var ama. Cep telefonunuz var mı? Cep telefonum var evet. Kaç liralık bir cep telefonunuz var? Bilmiyorum. 11-0 falan gibi bir şey galiba. Yani... Hayır boş ver bana sakın markasını ya, söyleme. Yani, yani kaç liralıktır tahminen? Şu an... 500 liradan fazla mı az yok, mı? Yok hayır. Şu an yani birinci el satılmıyor. İkinci elinde satıldığını sanmıyorum. Siyah beyaz. Yani renkli ekran değil. Güzel. Yani böyle işte 50 lira filandır herhalde bulabilirsek. Ben de öyle bir telefon kullanıyorum. 80 liralık bir telefon kullanıyorum. Özellikle maaş konuşmalarında çok etkileyici oluyor. Herkes, bütün çalışanlar smartphone'larını çıkardığında ben onu çıkarıyorum. Fotoğraf makinesi yok falan üzerinde. Gayet eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Peki Okan Bey'e geçiyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Müzik Bölümünde 2. sınıf öğrencisi, 89 doğumlu, Göztepe İhsan Kurşunoğlu Lisesi'nden mezun. Çiziyor, müzik yapıyor. Bilgisayarda müzik konusunda eğilmiş. Kendisini herkes kadar şanslı ve şanssız biri olarak tanımlıyor. Yaylı dörtlüleri yazıyor. Ufak film müzikleri, progresif rock tarzında şarkılar, kendi çapında ufak aranjmanlar ve deneysel işler besteliyor. Bütün bunları tabii ki yeni dijital olanaklarla yapıyorsunuz. Evet. Böyle imkanlar var. Bir küçük laptopta bile bütün bu imkanlar insanlara evet. Tanınıyor ki tabii ki onlar hepsi amatör çalışmalar. Biraz daha profesyonelsiniz herhalde bu konuda. Henüz yaptığım çalışmaların hepsinden para kazanmaya başlamadım ama şöyle bir durumdan bahsedebiliriz. Özür dilerim. Bir blogunuz var mı internet üzerinde? Evet. Blogunuz var. Evet. Siz yazıyorsunuz oraya. Evet. Niye düşünüyorsunuz onu anlamadım. Birkaç tane var da. Ha, birkaç tane var. Peki. Sizin bir blogunuz var mı? Ay, yok. Yayında olduğunuz. Ay. Takip ettiğiniz bloglar var mı? Evet, bir tane var. Nasıl bir blog? Nasıl blog? Söylemeyebilirsiniz ismini gerekiyorsa. İsmi söyleyebilirim isterseniz. Söyleyebilirsiniz. Ekmek Musaf Blogspot. Güzel. Falan. Yani çok çok sevdiğim 3 arkadaşım oraya işte şiirlerini veya kitaplardan alıntıları yazıyorlar. Hmm. Alıntılar ve şakalar adı. Hmm. Onun için başka blog takip etmiyorum. Onları takip ediyorum. Sizin takip ettiğiniz bloglar var mı? Var, var. Dünyadan, Türkiye'den. Dünyadan genelde. Hepsi İngilizce maalesef. Evet, güzel. Yani o zaman benim için olmaz diye söylüyorum. Peki. Nesi hoşunuza gidiyor? Yani blogların takipçisi olmak. Yeni ne yazdılar, yeni ne yaptılar gibi bir konu mu? Şöyle, blog yazmayı aslında hani insanların yazdığı edebi
tatminleri için değil ama bilgi paylaşma açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten insanlar paylaşmak için para talep etmeden size sadece istedikleri için ben böyle bir şey yazmak istiyordum. Böyle bir şey yazmıştım. Bunu insanlara paylaşayım. Ne yapayım? Blok açayım. Bedava zaten ki Google'da diyebiliyoruz falan. Hayır, Google'da diyebilirsiniz. Tamam, Google'da söyleyeyim. Bulmak çok daha rahat oluyor RSS kullandıkları için. Hani artık şey değil. Şuna inanıyorum. Yani ben senden daha çok biliyorum ve ben daha çok kralım değil. Hani ben biliyorum, sen de öğrenebilirsin, paylaşabiliriz. Bu amaçla blokları daha fazla kullanıyorum açıkçası. Ve çok şey de öğrendim gerçekten. Peki, ilgilendiğiniz konularla ilgili arkadaşlarınızın da çok şey fark ediyor musunuz hayatınızda? Herkesin çok şey bildiğini görüyorsunuz değil ben mi? Ben herkesin çok konuştuğuna inanıyorum. Aslında ama bir isim telaffuz ettiğinizde genelde o isimden haberdar olan çok kişi olduğunu fark ediyorsunuz. Hatta ben bunu çok fark ediyorum belki daha yaşlı olduğum için. Yani benim evet işte bu adam böyledir falan dedim. Ama biz tanıyoruz onu. Ben de tanıyorum. Tanıyorlar ama kısıtlı yani. Çok büyük bir bilgi bilen çok az insan var bence çevremde, benim çevremde. Daha doğrusu hani hazmetmiş, anlamış, içselleştirmiş anlamında bunu söylüyoruz ama bir malumat furuş diyebileceğimiz şekilde biliyorlar. Yani o isimden haberdar, filan aktör, filan müzisyen, filan ressam, filan modacı, filan falan gibi. Ama yani blog takip eden ve bilinçli blog takip eden insan olaraktan konuşabilirim. Ben bir şey öğreniyorsam öğrendim ve bitti değil. Yolunu öğrendim, şimdi geliştirebilirim, biraz daha geliştirebilirim. Nereye kadar geliştirebilirim? İnsanlar nasıl paylaşabilirim? Meraklısı olan zaten takip ediyor diyebilirim. Ben özellikle işte MaxMSP veya PureData gibi işte kreatif programları, hani grafik dizayn tasarımından işte müziğin sinyallerine, bilgisayar içindeki işte anakartın elektron nerelerine gideceğine dair böyle çok detay içeren programlarda birçok bilgi birikimi hemen böyle bulmak mümkün oluyor. Ne kadar olur. Zamanınızı bu izleme eylemiyle geçiriyorsunuz? Yani internette ya da bilgisayarınızın başında geçiriyorsunuz. Ne kadar zamanınızı siz? Günlük olarak okul olduğu dönemde hafta içleri çok ortalama 2 saat diyebilirim. 2,5-3 saat diyebilirim. 2,5-3 saat sizin? Benim de zaman zaman bazen hiç açamıyorum bile yani. Öyle olabiliyor. Okul yoğunsa veya işte çıkışında bir iş yapacaksam, arkadaşlarımızla vakit geçireceksem, yemek yapacaksam. Peki uyumadan önce televizyon mu yoksa bilgisayarda ekran karşısında bir faaliyet mi? Sıcak süt. Sıcak süt peki. Televizyon izleyemiyorum. Yurtta yaşıyorum çünkü. En son liseden mezun olduğumda bıraktım yani. Televizyon ama bir şeyiniz var mı? Kişisel bilgisayarınız var mı? Tabii laptop, evet. Sizin? Laptop yok. Bir masaüstü bilgisayarınız var. Ama mesela uyumadan önce herhalde gözleriniz onda. Tabii ki yani evet. Genel olarak evet aynen öyle. Hatta yatağımın kenarına koyuyorum. Yani. Peki bir yerde otururken arkadaşlarınızla konuşurken filan da laptopunuz yakınızda mı? Yani arkadaşlarımla beraberken telefon ve bilgisayar kesinlikle uzak olmalı bana göre. Beni çok rahatsız eden bir şey. Özellikle telefonda mesaj yazmak. Peki hayatın ne kadarına şahit oluyorsunuz, ne kadarını yaşıyorsunuz diye bir soru sorsam. Çünkü yeni teknik olanaklarla artık televizyon karşısında ya da bilgisayar karşısında ya da kendi videolarımızı seyrettiğimiz araçlarımızın karşısında ya da pencereden bakarken ya da okulda, kafeteryada arkadaşları izlerken geçirdiğimiz zaman galiba yaşarken geçirdiğimiz zamana göre çok daha fazla gibi geliyor bana. Yani bu gözlemek, izlemek yani yaşamak değil de sanki hayatı röntgenlemek gibi bir durumdan söz ediyorum. Bunun için şeyini yaptınız mı, tartışmasını yaptınız mı kendinizde? Ben gözlemin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gözlemek fiilinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani okuduğum bölüm de sinema olduğu için ve hani kitaplarla haşır neşir olmak istediğim için, hani olduğum için diyemiyorum. Ama bunu profesyonel bir şeye bağlıyorsunuz. Ben sıradan vatandaş olarak aslında yani tam ne yaptığınızı merak ediyorum. Evet, yaşamaya çalışıyorum ama genel olarak gözlüyorum maalesef. Öyle diyeyim o zaman. Ama ya aslında bu iyi bir şeydi bence yani. Gözlemek de iyi bir şey. Ama hani taklit değil de yani gözlemek de merak ettiğim şey şu aslında, bu bir eleştirdiğim bir şey değil, haberdar olmak istediğim bir şey. Yani sevişmek yerine aşk filmi izlemek, aşk yaşamak yerine arkadaşların aşklarından konuşmak.
bir yerde oturmak ve giyinmek yerine çevredekilerin giydiklerini kritik etmek ya da bir macera yaşamak yerine film seyretmek ya da kendin yazmak yerine başkalarının yazdıklarını okumak gibi aslında insanı sadece bir gözlemci durumunda bırakan bir hayattan söz ediyorum. Yani sizin mesleğiniz için gözleme ne kadar ihtiyacınız olduğu ile ilgili bir şey söylemiyorum. Anladım, şimdi anladım. Ne düşünüyorsunuz bu denge konusunda? Tabii çok önemli bir şey. Yani şimdi dediniz ya sevişmek ve bir sevişmeyi izlemek ya bir aşk filmini izlemek. Bilmiyorum yani o aşk filmini izlemenin de insana kattığı bir haz var. Eminim sevişmenin de insana kattığı bir haz var. Fakat ya onun çok büyük bir sınırı var. Çok önemli bir çizgisi var bence. Yani hepimiz gün içinde sürekli bir şeyleri izliyoruz. Ya bir dükkana giriyoruz. Bir şeyler alacağız kendimize. Bir elbise alacağız. Bakıyoruz başka biri bir elbise alıyor kendine. Biz ona bakıyoruz. Onu gözlüyoruz bir şekilde. Biz kendimizi beğenmiyoruz. Ona bakıyoruz. Ne kadar yakışmış veya ne kadar çirkin olmuş diye yani. Sürekli gün içinde bunu yapıyoruz aslında. Bunun bir sınırı var işte. O sınırı tutturabilmek çok önemli aslında. O sınır şey olabilir mi acaba? Gözlemlemekten bahsediyorsak gözlemlemek için durmamız gerekmez mi? Mesela biri gözlemlemek için tamamen o ekrana bakmak ve hani yaşadığımız dünya içindeki ekrana bakmaktan. Yani biraz gözlemleyip biraz yürümek, yeni yerleri gözlemlemek bence daha mantıklı. Belki de kasıt mesleğinin dengi öyle bir şey olabilir. Yani benim şahsi fikrim. Yani durmak dediğimiz yani durmak diye niteleyeceğimiz şeyi aslında sürekli ben ve çevremdeki genç adamların hepsinin yaptığını görüyorum. Yani bir yerde duruyor. Evet. Duruyor. Ya çünkü yoksa gözlerini ayırması gerekir ya da dinliyor. Evet. Ya da şey bu sadece bu konuyu açmamın nedeni şu. Aslında galiba gençler için hani bu aslında temel konumuz bugün bir genç adam kaç paraya yaşar? Bir üniversite öğrencisi kaç paraya yaşar konusunu açarken aslında şu tarafını da unutmayalım. Yani onun bir hayat gerçekliği var. Yani işte o günde ya da günde 116 lira. Fakat o hayat gerçek aslında çok da büyük bir fark yok. Aslında var ay sonunda var. Ama günlük olarak hani bu fark içerisinde aslında onların arasında fazla bir fark yok. Yani iki genç adamın da 100 küsür lirayla geçinenle 20 lirayla geçinen aslında aynı şeyi izliyorlar. Ne? Aslında evet. Aynı şeyi paylaşıyorlar. Yani farklı hayatları yok. Eski Türk filmlerinde izlediğimiz gibi birisi bilmem hangi diskoda dans ederken öbürü arkadaşlarıyla evde oturmak ya da mahalle sokaklarında dolaşmak zorunda kalmıyor gibi söyleyebiliriz bunu. Aslında aynı şeyi izliyorlar. Bir yanda bir izlenilen hayat var, bir yanda da gerçek var. İşte gerçek yerken, içerken, giyinirken, harcını öderken vesaire ya da kredi kartına borçlandığın zaman filan. Pek aynı yerlerde pek yaşayamıyorlar. Ya maddi durumu daha iyi olan bir öğrencinin yaşam alanıyla maddi durumu biraz kötü durumda olan yaşam alanları farklı. Gittikleri mutlaka. Yerler ama de farklı. Beni bağışlarsanız şeyi söylemek istiyorum. Yani hayatı izlemek konusunda ki o, hani sanal evet. Dünyadan bahsediyorum. Yani aynı sanal dünyanın içindeyiz artık hepimiz. Aynı çağı yaşıyorlar. Ya aynı sanal dünya, aynı yerlere bakmak, aynı şeyi izlemek gibi. Ama bunu kötü bir şey olarak görmüyorsunuz galiba değil mi? Yani negatif bir şey mi söylediniz onu anlamaya çalışıyorum. Yani hayır tartışılması gereken bir konu olarak görüyorum. Yani ben fakirim, sen zenginsin. Ama farklı hayatlarımız yok. Yani aslında bir sürü şeyden aynı anda haberdarız. Yani bu bütün işte internetin evet. Getirdiği sanal demokratik durum bu. Yani sanal ama sanal. Yani sonra fakülteler bitirilince gerçek ortaya çıkacak. Yani. Bir yanıyla bence böyle bir şey var. Ama imkanı kullanan insanların başına aynı şey gelmiyor olabilir. Bence bu önemli. Çok basit örnek vereyim mi? 20 yaşında genç bir kadının otobüste başına gelen şey benim yanımda dururken benden başka bir şey olabilir. Tam bunun gibi aynı mekanı kullanıyor olabiliriz. Gelir seviyemiz aynı olabilir ama işte o toplumsal cinsiyet mevzusu üzerinden o bir sırt çantası kalkanı takmak zorunda kalıyor olabilir otobüste mesela. Bunun gibi onlarca bence örnek var. O yüzden dediğiniz önemli ama bence aynı mekanlarda farklı hayatlar birbirine değen ama farklı hayatlar da yaşıyor olabiliriz gibi geliyor. Özellikle genç arkadaşlar için de böyle bir şey geçerli olabilir. Peki. Güzel bir yerden girdik. Toplum Gönülleri Vakfı Sayın Yörük Kurtarı'nın aynı zamanda bir örneklemeleriniz var benim elimde de şu anda. Bu üniversite sizin öğrencilerinin ihtiyaçları ihtiyaçları araştırması. Bir diğer belgeselle devam edelim ve tekrar size dönelim ondan sonra buyursunlar.
Ailesinden uzakta yaşayan bir öğrenci için barınacak bir yer bulmak çözümü en zor sorunların başında geliyor. Kontenjanları sınırlı olduğundan öğrenci yurtları kesin bir çözüm olmaktan çok uzak. Ayrıca yaşam koşulları, özel hayatın olmayışı ve konsantrasyonun zorluğu gibi nedenler yüzünden yurtlar öğrenciler tarafından da çok tutulan yerler değil. Öğrenciler barınma sorununu verimli ve ucuz yoldan çözebilmek için çoğu zaman arkadaşlarıyla birlikte ayrı bir eve çıkmayı tercih ediyor. Ancak ev sahipleri öğrencilerin bu ikileminin farkında olduğundan çevresinde üniversite bulunan muhitlerdeki ev fiyatları normal şartlarda kabul edilemeyecek boyutlara fırlıyor. Zaten değerinin çok üstünde kiralanan daireler kiraya ortak olacak öğrencilerin sayısına göre normal fiyatının iki katına kadar pahalanabiliyor. Ancak öğrenciye ev vermiyoruz cümlesiyle onlarca kez karşı karşıya kalan öğrenciler başlarını sokacak bir ev bulabildikleri için kendilerini şanslı addediyor ve mantıksızlık derecesinde yüksek kiralarına rağmen bu evlere yerleşiyor. Fakat evdeki hesap çoğu zaman çarşıya uymuyor. Beklenmedik masraflarla başa çıkmaya çalışan öğrenciler çözümü boğazlarından kısmakta buluyor. Ayda 750 lira ancak. 800, 900, 700, 800 lira civarı falan bir şey. 500 TL diyeyim. Herkese göre de değişir tabii. 500 en az. 500, 600 arası. 600, 650 gibi. Kesin 1 liradan üstüne bir gideri olur. Bence 1,5 milyar. 1000 liranın aşağısında yaşayan çok az zarar. 800. 1000 lira, 1500 lira arası. 500'e falan gider yani. 1000 lira. 1700 falan gibi. 1000 liranın altında yaşaması çok zor yani 100-200 450-500 liraya 1,5 ve 2 arası 600 lira civarı. Kaça yaşar derken? Evet peki. Şimdi toplum gönüllülerinin istatistiklerine son sayfadan başlayayım. Burada tabii başında anlatmışsınız örneklemeleri. Ve aynı anda isterseniz bilgi de verebilirsiniz ama ben 43 ilde 59 üniversite 818 kadın 1068 erkek 1886 gençle yapılmış. Yani kritik olan bir şey var belki ondan bahsetmek lazım yani lütfen. Rakamlardan konuşulur ama temelde üniversitedeki gençlerle konuştuğumuz zaman kendi seslerini çıkartamadıklarını düşünüyorlar. Hı-hı. Ben bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerde akademi de olsun, kurumlar da olsun biraz daha hayatın gerisinde kalmış durumda. Aha. Yani çok basit örnek vereyim, yurtlardan örnek vereyim. Biraz önce o döndüğü için ki o zaman yurtlarda zaten genç arkadaşların, öğrencinin başına ne geldiğiyle ilgili belki bir basit fikrimiz olur diye söylüyorum. Bugün Türkiye'nin birçok yurdunda, devlet yurdunda hala kapılar kapanır belirli bir saatte. Aha. Bu kapıların kapanma saati teoride öyle olmamasına rağmen pratikte erkekler ve kadınlar konusunda bir fark yaratır. Kadınlarınki daha erken kapanır. Bu bir. İkincisi mesela birçok devlet yurdunda hala arkadaşlar kapılarını kilitleyemezler. Kapıların kilidi yok çünkü. Dolapların kilitleri vardır içeride. O yüzden herkes o özel hayatın dokunulmazlığı falan gibi şeyler onlar yoktur zaten. O yüzden istediği zaman yurt görevlisi girer, o arkadaşların mülkünü istediği gibi arayabilir gibi şeyler vardır. Çok basit bir tane daha örnek vereyim en azından. Yani durumun ne kadar vahim olduğu ile ilgili. Birçok yurtta bugün elektrik prizi yoktur odalarda. Artı yurtlara devam edeyim ben isterseniz. Yurtların lokasyonları konusunda da büyük problemler var. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde konuştuğum çocuklar Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu'nun gece 11'de kapandığını düşünürseniz ve bu çocukların işte sinemadan, tiyatrodan çıkıp yurda döndükleri saatte Sarıçam'dan Vezneciler'e kadar yürüdüğünü düşünürseniz gerçekten büyük yurtlarda problem var. Sadece enerji kaybı değil aynı zamanda o saatte bir kız çocuğunun öyle bir lokasyonda yürümesi gerçekten büyük tehlike. İyi senaryo, büyük şehir senaryosu. Evet, daha kötüsü şehir var. Daha küçük şehirlere gittiğiniz zaman yurtlarda o nefes almakla ilgili alanlar, hali hazırda şu anda aktif olan bir disiplin yönetmeliği gibi daha başka tabii ki ciddi dertler var. O yüzden bu araştırmada, Ekrem Düzen'in yaptığı araştırmada temel sorunlardan bir tanesi belki üniversitelerin yönetimine genç arkadaşların katılımı ile ilgili mekanizmalarda bir sorun var. Yani seslerini çıkartmak istiyorlar fakat dinleyen yok diye bir dertleri var ve bu da zaten ülkede
genel olarak bir işte bu yönetişim dediğimiz şeyle ilgili bir temel dert olduğu için bu da onun üniversitelerdeki yansıması. Peki yani şöyle, buyurunuz efendim, özür dilerim, buyurunuz. Yani lisede, üniversiteye gidince daha özgür bir ortam beklentisi içinde olan genç bir bakıyor ki üniversitelerde de birçok üniversitede ve birçok yurtta liseden farklı bir durum yok. Üstelik daha da bazen baskılı bir ortamla karşılaşıyor. Daha tehlikeli bir hale geliyor tabii, zaten. Tabii çok da. O, tabii ve üstelik o özgür ortamı beklerken büyük bir hayal kırıklığı da yaşıyor. O hayal kırıklığı yanısı zaten eğer taşradan gelmişse aileden ayrılmanın verdiği sıla hasreti, aileyle ilgili özlem. Çünkü genç bir taraftan özgür olmak isterken öbür taraftan da kontrol edileceği bir atmosferi de arzu eder. Çünkü o denetlenme, çünkü dürtüler gençlik çağında daha çok kabardığı için onların kontrolü de onun için bir sorundur. O kontrol edebilmesi için de aynı şekilde bir denetleme mekanizmasının olmasını arzu eder. Ama o denetleme mekanizması ölçüyü kaçırdığı zaman o da büyük bir travma etkisi yaratır onun üzerinde ve kayıp yaşar. Yani onun için de yani gencin arzu ettiği şey üniversitede hem daha bir kimlik kazanmak ve özellikle girdiği üniversiteye aidiyet duygusuyla bütünleşmek. Onun için de onu idealize etmeye çalışır. Ama eğer üniversite o idealize edilecek bir özelliği ona sunamıyorsa o da yine ona büyük bir kırgınlık yaratabilir ve bu defa başka yollara kayabilir bunun sonucunda. Onun için de hakikaten bu çok önemli bir şey bu söylenenler. Ve burada tabii ki sadece genç, hep gençler genellikle itham edilir de doğrusu isterseniz bu çok haksızlık olur. Yani öyle bir şey yapıldığı zaman. Ama aslında yöneticiler, hocalar olmak üzere. Yani üniversite hocalarının tutumundan başlayarak. Şimdi bakın. Genç üniversiteye geldiği zaman yabancı bir ortama gidiyor. Tabii sadece hocalar da demeyelim, yok diyelim ve iktidar diyelim sonra. Tabii hocalar derken tamamını geniş anlamıyla iktidar tabii, ama. Geniş, yani o sokaktaki iktidar da var, o çok hakikaten geniş anlamıyla iktidar da var. Şimdi yabancı bir ortama girer kim olursa olsun, o yabancılık duygusunun etkisi altında bir ona kucak açacak, daha yumuşak, daha hoşgörülü bir ortam bekler. Şimdi mutsuz olan eğitimsiz tabi çalışanlarının o öğrencilere ne kadar mutluluk verebileceğini de düşündüğümüz zaman kendi gerginliklerini ister istemez yansıtmış oldular. Ve o zaman o gencin o okulla ilgili özdeşimini bir göz önünde bulundurduğumuz zaman ne kadar sorun yaratabileceğini düşünebiliriz. Evet. Çok önemli bir hocamın şey. Hocamın dedim. Pardon, buyurun. Buyurunuz. Sosyal adaptasyon merkezlerinden aslında ben bahsetmek istiyorum. Üniversitelerde ne kadar aktif bilmiyorum ama bunlar bence çok önemli ihtiyaçlar. Hocamın da söylediği gibi fakültelerde kişi yani başka bir şehirden büyük şehre geldiği zaman İstanbul'un ya da İzmir'in, Ankara'nın her neyse nimetlerinden bence yeteri kadar faydalanamıyor. Yani arkadaşlar bence çok iyi örnekler. Benim konuştuklarım genelde kendini yurda kapatan, işte tiyatrodur, sinemadır ya da öğrenimini aldığı bilim dalında görebileceği maksimum şeydeki bilgileri alamayan çocuklar. Çünkü bu konuda imkanları yok ve bunu nasıl yapacaklarını da bilmiyorlar. O nedenle ben antropolog olarak açıkçası sosyal adaptasyon merkezlerinin daha aktif çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey olabiliyor. Hı-hı. Mesela bazı öğrencilerin gerçekten sorunları oluyor ama başvurmuyorlar. Çünkü yani çok özür diliyorum. Şimdi bir öğrencinin tek başına İstanbul'a ya da Ankara, İzmir'e gelmesi ayrı bir case'dir. Birçok kültürden gelen çocuklarla aynı ortamda bulunması bence ayrı bir araştırma konusudur. Yani bunu bir şekilde üniversitelerin, işte dediği gibi Okan Bey'in, YÖK'ün bir araştırma sonucunda çocukları o şekilde doğru yolu o şekilde kanalize etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Üstelik bunu sadece üniversiteyi kazanan çocuklarda değil, aynı zamanda üniversiteye hazırlanan bireylere de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında üniversite sınavından sonra genelde okullar tatil oluyor ve herkes kendi kabuğuna çekiliyor. O süreçte özellikle başka bir şehire gidecek olan öğrenciler için bir takım yani psikolojik destekler sağlanabilir. Hani uyum sağlamaları açısından onlara yardım edilebilir. Aynı zamanda öğrenciler farklı bir şehire gittikleri zaman, ailelerinden hani ayrıldıkları zaman bir sürü tabii ki problemle
karşılaşıyorlar. Medikososyal destek, yani özellikle üniversitelerde çok onlar için bir kucak. Şimdi şöyle bir şey, yeni üniversiteye başlayanlar için Amerika'da şöyle bir sistem var. Yani aileler ve öğrenciler çağrılıyor, davet ediliyor ve belli aralıklarla üniversite tanıtılıyor, şehir tanıtılıyor. Rehberler ve eğitilmiş kişiler öncülüğünde, önderliğinde o üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi veriliyor. Kampüsün tamamı öğretiliyor, gösteriliyor ve öğrenci geldiği zaman, okula başladığı zaman hani böyle bir acemi birdenbire damdan düşmüş bir durumda olmuyor. Yani bilgilendirilmiş olarak o ortama başlıyor. Bu çok önemli bir şey, rahatlık sağlıyor böyle. Ben dediğinize katılıyorum. Şey bence önemli. Yani işte arkadaşlara soralım mesela ilk okula geldikleri zaman klasik sorudur. Ben bu sınıfı nasıl geçerim? filan. Ve bu her zaman okuldaki işte o danışman hocaya filan sorudur. Hocalar da bunun gayet kolayını bulmuştur. Yönetmeliği okursan zaten anlarsın bunu. Ya o yönetmeliği ben okuduğum zaman ben anlamıyorum. Hiç kimse anlamaz zaten o yönetmeliği. Ama arkadaşlar o yönetmeliği 45 dakika okuyup zaman kaybedeceğine bence aynı soruyu kendi arkadaşlarına sorarlar ve o arkadaşından 2 dakikada bunun cevabını alabilirler. Şimdi demek istediğim şey şu, aslında bu destek sistemlerini tabii konuşalım ama bu destek sistemlerin verilme biçimlerini konu bir destek sisteminin oluyor olması o desteğin verildiği anlamına gelmiyor olabilir. Evet. Veya geliyor, anlatabiliyor muyum? Burada bir fark var. Yani o bilginin genç dostu olması çok basit örnek. Arkadaşlar bence çok önemli bir şey söylüyor. Diyorlar ki ben günde 2 saatimi 3 saatimi internette harcıyorum. Tamam, insanların günlük hayatta işte hayatında işte 3 saatini internette harcadığı bir günümüz Türkiye'sinde biz mesela bu bilgiyi acaba genç arkadaşların anlayacağı dile çevirerek mi veriyoruz yoksa hala önlerine bir tane 45 sayfalık yönetmelik atıp buradan okursan aslında işte okulun bütün A'sından Z'sine her şeyini öğrenirsin mi diyoruz? Bu önemli. Bir ikincisi hocam bence önemli bir şey söylüyor. Biz zaten bütün bu sistem içinde gençleri eğer şekillendirilecek bir problem alanı olarak görüyorsak o problemi çözmeye yönelik başka süreçler üretiriz. Eğer genç arkadaşları bir problem olarak değil de bir değer olarak görüyorsak o zaman onların kendi gelişimlerini kendi istedikleri biçimde yoluna koymalarıyla ilgili başka süreçler üretiriz. Bizim toplumsal algımız daha çok gençlerin problem olduğu üzerine kuruludur. Yani gençler problemdir. Evet. O zaman bu problemi çözmekle ilgili ben bununla ilgili süreçler üretirim. Gençler eğitim sistemi diye bir problemlerin yanı sıra bir de gençler ekonomik gelir kaynağıdır. Özellikle üniversiteler için. Özel üniversiteler için. Bir de işin bu boyutu var. Bu özel üniversitelerde böyledir. Küçük şehirlere gittiğiniz zaman o şehrin insanlarıyla üniversiteler arasında bir gerilim vardır. Bu gerilimin temel nedenlerinden bir tanesi tam da hocamın dediği gibi aslında insanların öğrencileri para kazanılabilecek bir araç olarak görmelerinden ortaya çıkar. Tabii bir de bunun üzerine bir böyle ahlak bekçiliği falan gider. Sen kim oluyorsun başka şehirden gelip burada böyle giyiniyorsun gibi ve bunun onlarca versiyonu olduğu ölçüde başka bir gerilim oluyor. Orada bir çelişki var zaten toplumda. Hı. Bir taraftan para kazançları artacak bunun olumlu tarafı var. Öbür taraftan değişim yaratacak gençler bu değişime ilgili kaygılar yaşanıyor. İkilem içinde kalıyorlar bu defa. Yani ama işte tabii çünkü iyi genç benim gibi giyinendir. Benim gibi düşünendir. Ne bileyim benim yaptıklarımı yapandır. O yüzden zaten şöyle bir söylem yok. Terbiyeli genç. Tabii iyi genç. Düzgün terbiye genç, edilmiş. Yani şöyle bir şey yok mudur? Bu herkes herhalde annesinden babasından bu lafı yemiştir diye düşünüyorum. Yani ben işte senin yaşındayken şöyle böyle yapıyordum. Oysa ki sen bugün böyle böyle yapmıyorsun diye. Ya başka bir dünyada yaşıyoruz. Başka bir kuşak bu. Tabii ki ben 40 sene önce yapılan şeyleri yapmayacağım. Ben anneanneme sen ama internete girmiyorsun diye kızıyor muyum yani? Böyle bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani başka bir kuşakta başka bir hayat yaşıyoruz. Ama ondan sonra o gençlik döneminin bir biçimde hayattan ve mekandan bağımsız bir şekilde böyle bir akvaryum gibi hala devam ettiğini düşünüyoruz. Bunun kendisi problem. Burada bahsettiğiniz zaman süreci için de benim yaşadığım şey. Ben anneanneme internete girmesini öğretmeye çalışıyordum. Gerçekten gözlemlemesi ben öğretemedim ya. Sen öğrettin mi? Yani hayır, mümkün değil. Niçin mümkün değil? Olay oradaki işte bilgisayar faresinin kavraması veya işte onun neyi açıp açmayacağını hani programın tüm algoritmalarından bahsetsek işte klasör budur. Basarsan bildiğin klasör açılır. Ama bu değil. O tamamen başka bir şey. Oradaki tutuculuğunu kendini bir şekilde gömdüğü hayal gücünü asla ilerletmek istemiyor. Hmm. Belki de toplumda hani sevilip sevilmemek
Biz üniversitede biraz daha fazla düşünebiliyoruz. Hayal gücümüz biraz daha açık olabiliyor. En azından birilerine geçindirmek sorumluluğu üzerimde olmadığı için biraz daha bireyselcilik yapabiliyoruz. Fakat söylediklerinizi dediğim zaman şurada yani buradan da bakmakta yarar olduğunu düşündüm. Niçin ÖSS sonrası bozulan öğrencinin psikolojisini toparlamak yerine o öğrencinin psikolojisini bozan ÖSS sisteminin biraz psikolojisine girip de onu biraz daha sistem içinde yayıp da nasıl bir farklılık yaratabiliriz? Çünkü bazı gördüğüm öğretmenlerim, doktorlar vesaireler hepsi şey yani bir yeri kabul edip biraz üstünü yapabiliyoruz. Hani bir şey inşa ederken temeli bozmuyoruz. Hani niçin bozmayalım peki? Korkuyoruz çünkü. İşte buna değinmek istemiştim zaten. Hı. Teşekkür ederim. Peki biraz sayılar verelim. Gençlerin kendilerini geliştirmek arzusuyla ilgili olarak %29 araştırmaya göre demiş ki olanaklar öğrenci yararına göre yönetilmiyor. %41 demiş ki araştırma ve kendi kendine öğrenme fırsatları yok. %41. Kişisel ve toplumsal güven eksikliği her zaman her yerde demiş %36'sı. İnanılmaz rakamlar değil mi? Evet. Üniversite gençliği bir araya gelemiyor. Getirilmiyor. %55 gençlerin bir araya gelmesini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmıyor demiş. Çok kritik. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyursunlar lütfen. Şimdi biz tabii Türkiye'de daha büyük makro konuları konuşuyoruz. İşte örgütlenme, özgür, insan hakları filan. Ve üniversitelerde bu işlerin hallolduğunu düşünüyoruz. Böyle bir ön kabulümüz var. Ben size çok basit bir örnek vereyim. Bu ülkedeki herhalde %90 üniversitede olan bir pratikten bahsedeyim. Sizin bir işte kırmızı başlıklı kız üniversite kulübünüz var. Ben de aynı konuda faaliyetler gösteren bir kulüp kurmak istiyorum. Üniversite yönetimi diyor ki, hayır, sen gideceksin Okanlarla beraber aynı kulüpte çalışacaksın. Sen gidip başka kulüp kuramazsın diyor. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo şu, şunu da diyebiliyorlar. Hayır canım, kırmızı başlıklı kız üniversite kulübü olur mu? Sen bu kulübü kuramazsın diyorlar. Bir de bu var. Yani biz örgütlenme özgürlüğü vesaireden bahsediyoruz. Bir biçimde üniversite yönetimleri genç arkadaşların işte o kendilerini geliştirmek, beraber olmalarıyla ilgili hangi konuda ne yapacaklarını da karar verir duruma gelmiş durumda. Yani bir de böyle bir durum var ve bu kamu üniversitesi, vakıf üniversitesinde fark etmeyen bir durum. Çünkü bu biraz önce yine konuştuğumuz şey, iyi öğrenci dediğin sadece dersine bakar, benim dediğimi yapar ve zaten üniversite dediğin şey de 4 senelik okuldur. Buradan mezun olursun, sonra işe girersin. O zaman biz sana yetişkin deriz. Bir de gençlik de öyle bir şey ya, yani insanlar nedense işte gençken bir biçimde yetişkin olmaya çalışıyorlar. Bir de yetişkin oldukları zaman da ah ulan keşke genç olsaydım ben filan. Böyle bir garip bir durum var ortada, yani böyle şizofrenik bir durum var yani ortada. Bir de şöyle bir sorun var, yani gençlerin benim klinikte çok karşılaştığı bir sorun bu. Genç mesela hukuk okumak istiyor. Anne baba fen bilimleriyle ilgili mühendis. Baba diyor ki bak benim işim var zaten kurulu düzenim, sen de mühendis ol. Ve o yüzden hasta olup gelenler var. Yani mühendisliği seçiyor anne babanın zoruyla. Ve ondan sonra karşımıza hasta olarak geliyor. Ve birkaç sene sonra tekrar istediği branşa geçen öylece hastalarım da olmuştur benim. O hastalığı o şekilde sunup herhalde diğer bölüme geçmek için. Hayır, sunmak değil, ciddi hasta oluyor. Yani öyle şey değil yani. Peki. Yapay. Ama çoğu öğrenci bana benzer şeyleri söylüyor. Yani neredesin? Ya şu fakültedeyim ama şimdilik. Şuradayım ama şurası. Yani hep aslında yani her olmak gün istediği yerde değil. Yani her gün karşılaştığım adamlar ve kadınlardan da bunu duyuyorum. Yani ne haber, nasılsın? Yani cinsel işte kimliğim bu, fakat şu tarafı da düşünüyorum. Aslında şu, fakat şimdilik bu işte çalışıyorum. Şu fakültedeyim ama bu fakülteye geçmek istiyorum. Şimdilik burada oturuyorum ama şu eve taşınmak istiyorum. Ve şimdilik şöyle. Bu tabii burada hanımefendilerin de çözeceği bir durum. Hep bir beklenti,
hep bir beklenti durumu. Yani işte hep zayıflayacağım, onun için bu aldığım pantolonu mutlaka bir ay sonra giyeceğim. Yok, 3 ay sonra giyeceğim, 3 sene sonra giyeceğim ve pantolon modası geçiyor. İşte mutlaka kendime beni anlayacak bir sevgili bulacağım, mutlaka bulacağım. Bu da değilmiş, bu da değilmiş, bu olacak. Bir gün mutlaka çok para kazanacağım ama bu sene değil, bu sene değil, bu sene değil. Yani bu aslında bu bekleme dünyası ve bir türlü hayatın içine girememe ve ertelemecilik, bravo, doğru laf bu. Ve sonra da zaman geçti ve savunma mekanizmaları geliştirildi. Hatta o mekanizmalar sertleşti, hatta betonlaştı ve ondan sonra da şey başlıyor, ben neler yapardım ama önümü kestiler başlıyor. Bu, %14-16 ruhsal sorunlar yaşıyor. Üniversiteli gençler. Böyle bir sürecin çıktısı olarak. Ya, hayır, onun da sizin şeyle ilgili değil. Ya, ama bu biraz da hastalarınızın suçu değil mi? Ben kendim, bu biraz da hastaların suçu olamaz mı? Ben kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum. Pardon, neyin suçu? Hani işte istediğim bölümde değilim ve bu yüzden rahatsızlandım. Sadece bu değil. Yok, ben kendimden bir örnek bunun vermek istiyorum da basit. Bunun dışında birçok şey var. Yani şöyle söyleyebilirim, yani nasıl bölüm seçildiğini biliyorum. Yani ben o süreçten geçtim. Ben fen matematik mezunu, sıradan herhangi bir lise mezunu. Yani müzik yapabilmek istediğimi aileme kabul ettirebilmek için herhalde bir kitap yazdım iletişim üzerine. Çünkü o insanların algısını anlamak, onlara derdimi anlatabilmek çok kolay olmadı. Ama anladılar, şimdi beni destekliyorlar. Ama bunun için savaştım. Yani en büyük devrimlerimi, en büyük savaşlarımı kendi odamda başlattım ilk önce. Yani bu bence biraz beklemek, yani bu işi istiyorum, yapabiliyorum demek için de sanırım galiba bir yerde kendimi tanımaya başlamam gerekiyor ki bu lise sonunun tercih, işte sınava girdikten sonra önünüze atılan tercih kağıdında olmamalı. Daha önceden belli olmalı. Çünkü ben net biliyorum, yani ürek öğretmenlerle karşılaşırız. Buradan ne kadar para kazanabilirim? İşte aldığım puan bu bir kere. Bir kere buna göre konuşacağım. Sonra buradan ne kadar para kazanabilirim? İşte ne kadar mutlu olabilirim? Yani insanlara öğretilen en basit şey, mutlu olmaları gerektikleri, çok para kazanmak ne zaman mutlu olabilecekleri. Evet. Bu biraz kişinin kendisi. Çok acayip bir dünya. Bir dakika duralım mı? Pardon. Çünkü bekletiyoruz telefonu. Çağla Hanım, buyursunlar efendim. Herkese iyi geceler. Sesim tam geliyor mu çünkü? Tam olarak geliyor. Biz tam olarak duyuyoruz şu an. İlk önce programın başında aradığım için Abdülkadir Hocam'ın söylediği bir şeye ben takıldım aslında. X, Y, Z ve kuşakları ve şu anki olan kuşakları kıyasladı hocamız. Ve şu anki kuşağın o zamanki kuşağa göre daha çok geliştiğini söyledi. Ben de kesinlikle katılmıyorum. Yani yarı yarıya katılıyorum diyebilirim. 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyim ve vakıf üniversitesinde okuyorum yarı burslu olarak. Ve sizin adaşınız bir üniversitede. Bulunduğum okul... Abdülkadir Bey'in adaşı mı efendim? Hayır. Sizin ve oradaki bir arkadaşımız. Genç adamın adaşı, evet. Okan Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. Bu arada söyledim, yanlış yazmışlar ama önemli değil. Düzeltelim. Burada... Ne olacak soyadınız? Aykaç. Ya bu, evet ya, aslında buna takılmak gerekmiyor da. Lütfen düzeltelim. Hayır, haklısınız. Düzeltelim efendim. Buyursunlar. Pekala. Aykaç. Aykaç oldu mu şimdi? Şu anda hala olmadı. Bakıyorum. Evet, şu anda oldu. Tamam. Evet. Buyur, devam edelim lütfen. Ben aslında evet, biraz önce söylediğim gibi şu anki kuşağın aslında eski kuşağa göre, yani X, Y, Z olarak tanımladığımız kuşağa göre çok da fazla geliştiğini düşünmüyorum. Evet, internet bakımından, evet işte sosyallik bakımından, olanaklar bakımından, parası varsa özellikle olanakları bakımından, evet çok gelişti. Ama biz özgürleşemedik. Yani açıkçası ben okulumda bir şeye karşı demek istemiyorum da, bir şeye katılmıyorsam, ben eski kuşaklardaki gibi sesimi yükseltemiyorum. Anında bastırılıyorum. Yani bunun örneklerini hatta bu sene çoğu kez yaşadık. Yani üniversitelerimizde, dışarıda iktidarın bizim üzerimizdeki baskısı, üniversitelerimizde polis olması, polisleri meşrulaştırmak. Dışarıda eyleme gidiyorsun ya da bir sesini yükseltmeye gidiyorsun. Anda tapene çöküp belki karnındaki çocuğu kaybedebiliyorsun ve sen o zaman ne oluyorsun? Ahlaksız bir bayan öğrenci oluyorsun. Yani
O yüzden ben diyorum, o zamanlarla bu zamanları kıyaslarsak evet, o zamanlar da çok zorluklardan geçti, çok özgürlükleri kısıtlandı ama şu anda gerçekten de bizim özgürlüğümüz kısıtlanmış durumda. Ve aynı zamanda ben şu anki öğrencilerle o zamanki öğrencileri kıyaslarsak eğer, biraz da politik ya da işte sosyallik bakımından şu anki öğrencilerin daha apolitik, daha asosyal, akültürel olduğunu söyleyebilirim. Ben yani bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Benim söylediğim herhalde yanlış anlaşıldı. Ben üniversitelerin gençleri özgürleştirdiği biçiminde bir şey söylemedim. Veya üniversitelerin çok özgür bir ortam sağladığını ifade etmedim. Ben sizlerin, gençlerin bizim dönem gençlerine göre daha birey olabildiklerini, daha kendilerini özgür hissettiklerini, ama tabii ki sizin söylediğinizi hatırlıyorum ama şu andaki kadar da biz apolitik değildik. Bizim dönem daha politik bir dönemdi ve bizim evet. dönemde biz daha çok şeyi özgürce söyleyebiliyorduk üniversitelerde. Ama benim söylemek istediğim bireysel birey olabilmek, kimlik bir kimlik sahibi olmak bakımındandı. Onun için onu açıklamak istedim. Tabii yani tam olarak hani ben direkt o cümlenizden yola çıkarak kendi fikirlerimi öne sürdüm de bireysellik olarak da ben başka bir açıdan bir şey daha söylemek evet. isterim. Niye biz bireyseliz ya da niye biz tek bir birey olarak üniversitelerde ya da sokaklarda ya da sinemada orada burada bulunuyoruz? Biz çünkü buna alıştırıldık. Bize siz toplumunuz için ya da siz ülkeniz için ya da siz yaşadığınız gezegen için düşünün demediler. Siz kendinizi düşünün dediler. Siz üniversiteden mezun olduğunuz zaman alın işinize bakın, evlenin, çocuğunuzu yapın, geleceğinizi kurun. Yani bu bir düzen olarak, yani bu bir düz bir çizgi olarak gidildi. Ne oluyor bu sefer? Yani ben kendi üniversitem için ve diğer üniversitelerde bulundum arkadaşlarım sayesinde. Bakılan profilde şu var, herkes kendini düşünüyor. Herkes bencil, bireysel değil, bencil bence. Ve Bilgi Üniversitesi'ne biz geçen sene gitmiştik, yani ben gitmiştim. Geçen sene atılan işçiler için biz oradaydık. Ve biz orada bunları yaparken bize bir yandan da diyor, sizde ne? Hayır, bizim çünkü biz de bu okullardan mezun olduğumuz için olduğumuz zaman bir işçi olacağız, bir çalışan olacağız, bir birey olacağız. Biz de bir yerde çalıştığımız zaman biz de işimizden atılacağız. Yani biraz da bu taraftan para konusu aslında biraz da buraya dayanıyor gibi. Bir sistem var ortada ve bu sistemin içerisindeyiz. Biz bu sistemden çıkamıyoruz. Çıkmak istemem, küt kafamıza bir şey iniyor, biz tekrar aşağı iniyoruz. Ama umutsuz değilim kesinlikle. Çünkü ben 20 yaşındayım ve ben bu ülkenin geleceğiyim. Ve benim 20 yaşında olan daha milyonlarca öğrenci var ve bu ülkenin geleceğiler. Biz aslında, yani ben bugün başka bir program izlerken bu geldi benim aklıma. Bulunan karanlığı biz elimizdeki ışıklarla aydınlatacağız. Yani o açıdan şu anki üniversitelerin bu kadar vahimliği, aslında evet vahimiz, bu kadar vahim olmayacak. Ben buna inanıyorum. O yüzden oradaki bütün herkese de bunu söylemek isterim. Bir de bu açıdan bakmak gerekiyor bence. Çağla, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok çok aydınlatıcı ve çok güzel sözlerdi. Teşekkür ederim. Gurur duydum sizinle. Biz teşekkür ederiz ki gurur duyulduğumuz bir şekilde yetişiyoruz. Harikulade. Peki Çağla Aykaç bizi İstanbul'dan aradı. Sağ olun. Ben Çağla'ya bir şey söyleyebilir miyim? Tüh. Mümkün. Peki git, o zaman gitmeyin Çağla Hanım. Sadece hayır şu, yani böyle, şu televizyonda. Ben söylediği her şeye katılıyorum. Yani bütün o polis baskısı vesaire, bunlar zaten gayet herkesin de göz önünde olan şeyler. O yüzden bunların hepsine katılıyorum. Sadece bir şey söyledi, onu belki formüle etmek gerekir, yeniden formüle etmek gerekir diye düşünüyorum. O da şu, genel olarak algımız gençlerin, işte bizlerin, ülkenin geleceği olduğu üzerine kuruldu. Ama geleceğimiz olarak gördüğümüz, yani veya gençleri geleceğimiz olarak gördüğümüz ölçüde biz belki onların bugünkü ihtiyaçlarını da yarınlara erteliyor olabiliriz.
Bu kritik bir şey. Yani çok basit size bir örnek vereyim. Bunun herhalde bu ülkede bir mantığı yoktur. Bu sadece üniversite öğrencileriyle ilgili bir şey değil. Bütün gençlerin başına gelen bir şey. Biz bu ülkede insanları 18 yaşında vergi vermesine, işte borç alabilmesiyle ilgili bir hukuksal düzenlememiz var. Bugün 18 yaşında insanlar işte birilerini öldürdükleri zaman hapishaneye giriyorlar. Silah alabiliyorlar. Bugün 18 yaşında biz insanları öldürmeye gönderebiliyoruz, ölmeye gönderebiliyoruz. Bugün 18 yaşında insanlar milletvekili seçebiliyorlar ama milletvekili seçilemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? 25 yaşından sonra milletvekili seçilebiliyor. Şimdi bunun bir mantığı var mıdır? Bence bu... Ne diyeceksin peki? 24 yaşından önce. Önce bin... İşte yani şimdi tam bunu iktidarlar, bu yine değil geniş mi? Anlamıyla iktidarlar. Bu iktidar aile de olabilir, hükümet de olabilir. İktidarlar kendi kafalarına göre bazı böyle yaş aralıkları oluşturuyorlar. Diyor ki mesela 24 yaşından önce bilmem ne olmaz diyor. Öbürü diyor ki hayır olmaz diyor. Niye? 18 yaşında milletvekili olursa çocukları mı milletvekili yapacağız diyor. Peki yapmayalım o zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaş ortalamasına bakalım. 54. Türkiye'nin medyan yaşı 27. Biz ondan sonra gençlerin ihtiyaçları ile ilgili... Bunu bir daha söyleyin. Ne yaşı? Medyan ortalama yaşı. 27, 28'dir Türkiye'nin. 20 küsur milyon öğrenci var her yaştan. Başka bir istatistik söyleyeyim size o zaman. Bugün Türkiye'de işte 15-24 yaş arası 12,5 milyon, 13 milyon civarında genç tabir edilen insan var. Bunların %30'u okuyor. Bir de öyle bir algımız var. Yani genç eşittir öğrenci. Hayır değil. Bu 12,5 milyonun sadece %30'u okuyor. %30'u çalışıyor. Bunlar 2008 krizden önceki rakamlardır. %40'ı da ne okuyor ne çalışıyor. Şimdi o zaman biz bu işte hükümet bütçesinden, belediye bütçesinden hangi gençlere hangi ödemeler yapılıyor, hangi hizmetler veriliyor baktığımız zaman zaten ortada çok vahim bir durum var. Gençler arasında %25. Her zaman iki kattır. Avrupa'da da böyledir. Genç işsizliği, toplumun özellikle genel işsizliğin her zaman iki kattır. Üniversite mezunu, liseli tabii. Gençler. Tabii. Şimdi Doğu'ya, Güneydoğu Anadolu bölgesine gidin. Ben Diyarbakır'a gittim, baktım. Orada kahvehanelerde liseli öğrenciler, üniversite bitirmiş öğrenciler oturuyorlar. Ne olacak bunlar? İşte potansiyel, her türlü olumsuz şeye açık kişiler. Bizi ilgilendiren potansiyel aslında bu ülkede genç nüfustan bahsettiğimiz zaman asker diye bahsediyoruz. Genç nüfustan bahsederken işçi diye bahsediyoruz. Artı bütün reklamlara bakın, basın reklamlarına, televizyon reklamlarına, bunların yüzde kaçı ev hanımına gidiyor, yüzde kaçı adama gidiyor, yüzde kaçı gençlere gidiyor, yüzde kaçı çocuklara gidiyor. Herkesin eli çocukların cebinde. Herkesin eli. Bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında bu genç hanım konuşurken aklıma geliyor. Ben şimdi hiç bu genç adamlar ve kadınlarla ilgili bir program yaparken, belki yeri değil ama benim 16 aylık bir bebeğim var ve onu yavaş yavaş her gün kafamda biraz daha şekilleniyor. Okula göndermekten, yani işte okul öncesine ve sonra okul sonrasına göndermekten korkuyorum. Korkmamın nedeni şu, bu bebeğin kendisine satın alınan oyuncak, şu bu vesaire arasında hiç ayrım yapmaması. Yani en pahalı oyuncağı alıyorsun, onun yanında biraz daha ucuz bir oyuncak, bilmem falan. Bütün bunları eliyle itip hışırdayan bir mendil torbasından hoşlanabiliyor ve aylar geçtiği halde yine böyle. Ya da ayırt ettiği renkler falan filan. Ya da çok pahalı bir oyuncak yerine hayır, bir kitabın renklerinden etkilenebiliyor falan. Demek ki biz bunu parayla kandıramıyoruz şu anda. İki, kim olursa olsun, ya kendi yaşıtları ya da bizler, yepyeni çok arzu ettiği bir şey satın alınmış, onu hemen getiriyor sana veriyor. Sen onun işte odasına girdiğin zaman bütün oyuncaklarını toparlıyor, getiriyor, önce sana veriyor. En sevdiklerini önce sana veriyor. Al, al bunu, al.
Sonra dedim ki bu bunun özelliği mi? Bana dediler ki hayır sen boncuk arama. Ondan sonra hayır bunu bütün çocuklar yapıyor. Peki hep ne zaman vazgeçiyorlar filan? Okula gittikleri zaman vazgeçiyorlar. Çünkü okula gittikleri zaman bu benim. Sana vermem. Bu benim. Malik olmak başlıyor. Ol bitiyor. Biz olsun diye yetiştirdiğimiz çocuk olsunu atıyor kafadan malik olmaya geçiyor. Satın alma ve hangisi pahalı hangisi ucuz. Okumak çünkü rekabet odaklı. Bir diğeri insanları kesinlikle ayırt etmiyor. Kadın, erkek, şöyle, böyle, genç, yaşlı, başka bir şey. Ve hiçbirisine karşı böyle baştan hoş geldiniz efendim falan gibi bir tavrı yok. Herkese karşı mesafeli. O insanın belli bir süre onunla mutlaka uzaktan varlığının sakıncasız olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Uzaktan ve ondan sonra onu kabul ediyor ve ona gülümsediği zaman anlıyoruz ki o kişiyi kabul etmiş. Bunlar benim herkeste aradığım özellikler olduğunu fark ettim. Ben bunu herkeste arıyorum. Bu bir melek. Bütün çocuklar, herkesin çocuğu melek. Ne zaman ki okula gidiyorlar, ne zaman ki birileri onlara soyulacak, istismar edilecek bir potansiyel olarak, siyasi potansiyel, mal satacağım potansiyel, savaşta öldüreceğim potansiyel olarak bakmaya başlıyor. O zaman bu melekler başka bir şeye dönüşüyorlar. Benim çocuğum komünist şu anda. Ya, eğitim sistemine bakacak olursanız zaten Okan Bey, bir yarışma ve bireyselleşme zaten sistemin içinde. Çocuklara işte sınavda en başarılı sen olacaksın. Aksi takdirde o okula giremezsin ya da şunu yapamazsın. Evet, o benim. Sen birey olarak yetişmelisin. En başarılı sen olmalısın. Bu aslında eğitim sisteminin getirdiği bir şey. Ve telefonla bağlanan arkadaşın söylediği her şeye ben de çok katılıyorum. Evet, toplumsal olarak yetişmek değil, açıkçası küçük bir Amerika olmaya başladığımızı düşünüyorum. Bireysel olarak yetişmenin ve bu sistemin bize eğitim sistemiyle birlikte adapte edildiğini düşünüyorum. Ama bireysel olarak yetişmezseniz zaten size hiçbir şey satamazlar. Tabii tabii. Yani benim gençliğimde, ben gençliğimde yaşlı bir adamdım. Ergenliğimde yaşlıydım ben. Ayakkabı alırken sağlam mı diye bakardım. Şimdi var mı hayatınızda ayakkabı alırken sağlam mı diye bakan? Hayır, pantolon alırken sağlam mı, vücuduma oldu mu, uydu mu diye bakıyordum. Yani var mı böyle bir şey? Hep her şeyi beraber düşünüyorduk. Yani şuraya gidelim ve orada beraber eğlenelim. Şuraya gidelim beraber denize girelim. Çok ahlaksız bir şey yapalım, çok gayri kanuni bir şey yapalım, çok terbiyesizce bir şey yapalım, çok ne yapacaksak yani aykırı ne yapacaksak ve ebeveynleri ya da büyükleri kızdıracak, sinirlendirecek ne yapacaksak bunu lütfen beraberce yapalım. Bir kişi daha toplayabiliriz bunun için diye bakıyordum. Böyle evet, tek tek her biri farklı bir mantar çeşidi gibi adamlar yoktu evet, hayatta. Evet. Yani bu işte sizin çok biraz önce bir şey, yani hani toplumsal kimlik ya da kimlik. Şeye geçeyim mi şu? Üniversite gençliği bir araya getirilmiyor. Bunlar çarpıcı olduğu için izin verirse konuklarım devam etmek istiyorum. Gençlerin bir araya gelmesini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmıyor. %55 cevap. Örgütlenme engelleniyor. Gençlerin örgütlenme becerileri ketleniyor. %45 buyursunlar lütfen. Gençlerin özellikle üniversite gençlerinin siyasi partilere üye olmasının kesin sağlanması gerekir. Bizim demokratik hayatımızın geleceği bakımından ve demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin devamı bakımından bu çok önemli. Niye diyeceksiniz? Çünkü yani aksi halde siyasallaşmayı üniversitelerde başlatmadığımız zaman ondan sonra işte siyasilerin yetişmesi mümkün olmuyor. Yani ve aynı zamanda gençlerin enerjisini boşaltabilecekleri, harcayacakları alanları geliştirmiş olacağız. Peki hocam özür diliyorum. Bununla evet, ilgili yani siyasi partilerden önce sivil toplum kuruluşlarını hepsi, önermeye ne dersiniz? Hepsi öncesi çünkü, yok. Bir de hepsi bu çok bir örnek bir gençten bahsetmiyor musunuz? Ben ben gençken ergen ve daha sonraki işte kısa gençlik dönemimde hiçbir legal partiye üye olmak
şey değildi. Yani kimse zorlamıyor tatmin ki. Edici değildi. 50'ye yakın sol fraksiyon belki o kadar değil, sayısı o kadar olmayan sağ fraksiyonlar vardı, örgütlenmelerdi. Hiçbiri legal lazım. Değildi. O kapıyı açık tutmak önemli olan. Ben onu söylemek istiyorum. Ben hocamın şu dediğine katılıyorum. Yani ben şu anda illegalitenin ne kadar geçerli olduğunu merak ediyorum aslında. Yani ne kadar illegale ilgi var. Benim araştırmamda bu illegaliteye kayma her gençte olmuyor. Yani veya suç örgütlerine, uyuşturucu örgütlere veya terör örgütlerine kayma. Ama çocukluktan itibaren aile içinde travmatize olmuş bir yaşantı varsa ve bu konuda aileye yönelik derinde bir öfke yaşayan bir gencin ergenlik döneminde ailenin yerine deplasman dediğimiz savunma mekanizmasıyla ailenin devlet ve devlet kurumlarına yönelik veya toplumun bazı değerlerine yönelik yön değiştirmesi daha çok mümkün olabiliyor. Ama çocukluğundan itibaren aile içinde olumlu bir ortamda yetişmiş bir çocuğun gençlik döneminde bu tür olumsuz kuruluşlara yönelmesi daha az rastlanan bir şey. Yani onun için de evet, yani bu hafta çocuk gelişimiyle de ilgili. Ama illegalite derken şunu da kastediyorum, yani artık çok romantikleşmiş ve üzerine filmler, kitaplar yapılan 68 olaylarının hiçbiri legal değildi. Yani gençlik hareketi legal değildi ve yani oldu. Ve oldu. Hayır, çok havalı oldu canım. Yani Che Guevara da bir sigar markasıdır yani. Oldu. Oldu tabii. Ben şeyin önemli olduğunu motor düşünüyorum. Motor kaskıdır. Bütün bu örgütlenmekle ilgili açıkçası eğer biz genç arkadaşları daha koruma odaklı bir çerçevede ele alıp ya böyle yaparsak bak işte bunlar olur. O yüzden hiç bu işlere girmeyelim. İşte istedikleri kulübü kuramasınlar. Siyasi partilerle ilişkileri olmasın. Üzerinden bir dünya kurmuş durumdayız. Belki bunun yerine bütün bu örgütlenmenin önündeki, özellikle üniversitelerde ve tabii toplumun diğer kesimlerinde, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri açalım bir, bırakalım. Zaten burada yasal olmayan bir şey varsa okul yönetimi buna müdahale eder. Mahkemeleri vardır, işte bir hukuk devleti vardır bir biçimde bu ülkede. Bunlar zaten gereğini yapar ama suç işlemeyen insanları potansiyel suçlu olarak bak böyle yaparsak işte böyle olur, ben de tam bu yüzden size üniversite kulübü kurdurmuyorum demeyi benim anlamam mümkün değil. Yani benzer biçimde bu sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri de olabilir. Evet. Bugün mesela üniversitelerde üniversite kulüpleri sivil toplum kuruluşları organik ilişki kuramazlar. Bugün üniversitede bir faaliyet yapmak için mutlaka bir üniversite kulübü olarak örgütlenmiş olmanız gerekir. Bu arada şeyin farkında koyalım mı? Yani yasal düşünmek, yasal konuşmak ve yasal davranmak arasında da farklar var. Var. Yani insan ceza kanunu düşünmez ki. Konuşurken de ceza kanunu, dünyanın hiçbir yerinde ceza kanununa göre konuşmaz ki. Düşüncenin sınırı olamaz. Her türlü düşüncenin özgürce... Ama insanlar düşüncelerini seslendirirler. Onu da yaparlar. Ya zaten onun önüne engel... Bunları yaymakta yasal meseleler devreye giriyor. Girer. Ve yasal davranmak. Yani yasa dışı davranmamak. Yasa dışı eylemlerde bulunmamak ya da bulunmak. İşte orada... Bence bugünün üniversitelerinde bu kavramlar biraz grileşmiş durumda. Yani bugün bir yurtta ya ben bu yurttaki yemekten memnun değilim ile ilgili 50 tane genç arkadaş bir araya gelsek, bununla ilgili bir gösteri yapsak biz potansiyel yasa dışı örgüt mensubuyuzdur. Çok büyük ihtimalle. Genelleyerek söylüyorum tabii ki ama bunun olma olasılığı yüksektir. Şimdi yasallık yok burada bir biçimde. Çünkü yönetmelik diyor ki bunu yapamazsın. Ama burada da bir hak talebi var. O hak talebiyle bu mevcut yasal durum biraz birbiriyle çatışıyor. Böyle durumlarda bence referans almamız gereken şey daha çok işte insanların bir biçimde doğuştan gelen bazı haklara sahip olduğu varsayımına sahiplenmektir. Yani işte haklarımız vardır, örgütlenme bir haktır. Hiçbir biçimde buna ket vuramazsınız. Ne bileyim işte insan hakkı, ne bileyim işte yaşam hakkı bir haktır. Bunu hiçbir biçimde bunu engelleyemezsiniz gibi daha evrensel bazı referans noktalarına sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Aksi takdirde ilerleyemeyiz. Aksi takdirde bu haklar talebe dönüşemez.
O zaman biz böyle kalırız böyle. Yani heykel gibi kalan bir toplum halinde dönüşürüz bence. O yüzden biraz bunların üzerine bir düşünmek gerekiyor. Bir de şunu da tartışma yani. Şimdi anti-globalist düşünebilirsin. Anti-globalist konuşabilirsin. Anti-globalist fikirlerini yayabilirsin. Ama anti-globalist gösteri yaparsan dayak yersin. Gösterinin evet. Evet. Şimdi evet. Bakın bu ilginç bir nokta. Büyük örnekleri var zaten. Evet. Ama komünist düşünebilirsin. Komünist fikirleri yayamazsın. Komünist gösteri yapıp dayak yemeyebilirsin. Çünkü birçok bu farklı da yersin de. Birçok açıdan yani bu bir sürü konuda. Çünkü bu eskiyen toplumla yeni gelen toplum arasındaki farklar aslında dünyayı yöneten ülkelerin, o ülkelerin istihbarat teşkilatlarının da pek genç çalışan olduğunu sanmıyorum. Yani hala yaşlılar tarafından yönetiliyorlar. Tabii ki genç ajanları var ama o kadar genç yönetici yok galiba. Bu bana... O kadar akıllı değiller mi? Yani hayır. Gençler konusunda değiller. Fakat tabii ki global kapitalizm dünyanın her yanında kazanmış durumda. Her yanında kazanmış durumda. Yani biz aslında anti-globalist düşünüp kendimizi tatmin edecek birkaç dergi dağıtıp ondan sonra birkaç mahzuru olmayan gösteriye katılıp bu örgütlenme içerisinde tanıştığımız kızlarla sevişerek aslında gayet mutlu bir hayat sürebiliyoruz gibi bir durum var. Farklı bir küreselleşme hayalini de kurabiliriz ama onu da unutmamak gerekiyor. Hangi küreselleşme? İşte bu yani mutlaka böyle globalistler var sonra anti globalistler bir var. Bir anda kendini yeni bir teorisyen olarak bulabilirsin. Yok hiç hayır alternatif şimdi, küreselleşme diye bir şey var. O yüzden belki farklı bir biçimde ona bakmak mümkün olabilir. Ekonomik güç kimdeyse küreselleşmenin merkezi odur. Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en büyük ekonomik gücüydü ve küreselleşmenin merkezi oydu. Herkes şimdiki New York, Washington neyse İstanbul oydu mesela. Evet. Yani onun için böyle yani bu ekonomiyle çok yakından ilişkili evet, bir durum. Dizilerde izliyoruz efendim. Evet. Şimdi Okan Bey öğrenci olayları da ilk defa ne zaman çıkmış biliyor musunuz? Kanuni zamanında. Tahsilli öğrenciler iş bulamaz olunca isyan etmişler. Güzel. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Görüyorsunuz reklam verenlerin gençlere olan ilgisini. Bu saatte başlayan programımızda ikinci reklamıma giriyoruz. Peki daha sonra bir telefonumuz var. Onunla devam edeceğiz. Ailesiyle birlikte yaşayan öğrenciler bambaşka sorunlarla cebelleşmek zorunda kalıyor. Örneğin İstanbul'da yaşayan ve okuyan bir öğrenci için okula gidip gelmek başlı başına bir dert. Beylikdüzü'nde oturan bir öğrencinin Ayazağa'daki okuluna ulaşabilmesi için en az 2 aktarma yapması ve 2 saatlik bir yolculuk yapması gerekiyor. Dönüşle birlikte bu süre en az 4 saat ulaşıyor. Gidiş dönüş saatleri trafiğin yoğun olduğu saatlere denk gelen bir öğrenci günde 5 saatini yolda geçirebiliyor. Hayatının baharındaki bir genç için kabul edilemez olan bu vakit kaybı yolculuğun psikolojik ve ekonomik boyutunu gölgede bırakıyor. Diğer sorunları yetmiyormuş gibi günde 5 saat ve çoğunlukla ayakta trafik stresi yaşayan bir öğrenciden başarı beklemek oldukça iyimser bir yaklaşım gibi görünüyor. Pendik, Avcılar gibi ekstrem güzergahlarda durum çok daha vahim. Her gün bu rotayı izleyen bir öğrenci günde 6 saatini yolda geçirmek veya okuluna yakın bir yurt ya da eve çıkmak arasında seçim yapmak zorunda. Öğrenci genelde ikinci seçeneği tercih ediyor ve yaşadığı kentte bir okul kazanmış olmasının tüm muhtemel avantajları yok olup gidiyor. Fırsatları büyük. Sosyal avantajları büyük. Kültürel avantajları büyük. Trafiği. Aslında büyük şehir bana o kadar büyük gelmiyor. İmkanları büyük. İnsanları kalabalık ve her tarzdan insanla tanışabiliyorum. İş imkanları büyük. Palavraları. Sıkıntısı büyük. Trafiği büyük. Bir de harcaması büyük. Kalabalığından başka bir şey büyük değil bana göre. Derdi büyük. Trafiği büyük. Sıkıntısı çok. Stresi çok. İmkanları fazla olduğu için, her insana hitap edebildiği için, yani etkisi altına birçok insan alabildiği için büyük oluyor. Metrobüs yolları büyük bence. Evleri büyük. Kendisi. Peki, şöyle
devam edelim. Üniversite şehri öğrenci dostu değil mi? Öyle mi sorusu? Öğrenci şehirde sosyalleşemiyor %13. Öğrenciye uygun düzenlemeler yok %53. Halk öğrenciyi ekonomik kaynak olarak görüyor %15. Olanaklar öğrenci yararına göre yönetilmiyor %29. Üniversite öğrenci merkezli değil. Olanaklar öğrenci yararına göre yönetilmiyor %29. Akademik hayat öğrenciyi desteklemiyor %28. İnanamıyorsunuz. İnanamıyorum. Temel hizmetler öğrenci ihtiyaçlarını karşılamıyor %43. Yani üniversite gençliğinin ihtiyaçları, sorunlar, akademik olanaklar %11, akademik yeterlilik ve kalite %11, eğitim öğretim yönetimi %5, üniversitede sosyal hayat %15, yerleşim biriminde sosyal hayat %8, barınma olanakları ve maliyeti %9, yurt olanakları ve yurt yaşamı %7, yerleşkeler %6, ulaşım %13, sağlık %6, beslenme %5. Üniversite gençliğinin ihtiyaçları, genel kümeler, temel hizmetler ve genel konular %28, akademi %27, sosyal hayat %23, barınma ve yaşam alanları %22. Hocam siz giderken bana bırakacağınız kağıtlardan biraz söz eder misiniz, o kağıtlardaki araştırmanızdan? Şöyle bir defa gençlik merkezlerine başvuranların, ki bizim üniversitede de GEDAM diye gençlik danışma merkezi var Ankara Üniversitesi'nde. Buraya başvuranlar mı var? Evet. Tabii. Yani üniversite öğrencileri yani. Evet. Yani sanki ben öğrenci olsam şimdi başvurmazmışım gibi geliyor da. Yani sanki göstermelik bir durum mu, yoksa hakikaten aktif ve sağlıklı çalışan? Sosyal isteğiniz varsa eğer bir arkadaş grubunuz varsa başvurmayabilirsiniz belki. Yani bir öğrenci bir öğrenciye tavsiye ederim, git şuraya başvur diye. İyi bir hizmet alıyorsa eder bence. Yani bu başvuruluyor. Efendim? Nasıl bir hizmet alıyor? Ya gençlere soralım şimdi, hani onlar mantıklı geliyor mu size böyle şeyler? Nasıl hizmet aldın, ben açıkçası merak ediyorum. Hani bir istatistik olarak evet, şu var, şimdi, bu hizmet var deniliyor da. Ben pek istatistik yanlısı bir adam değilim. Çünkü istatistik, yani işte açlıktan sürünen insanlar varken hepimize tok olduğunu varsayıyor bazen. Ama hanımefendi dediği gibi aldığım hizmet birini tatmin ediyorsa ve yani bunu tatmin ederek bana anlatıyorsa, evet, ben de kafamda bir soru işareti muhakkak olur, gidip bir bakayım veya. Sonra yani gençler birbirlerine anlattığı zaman bir arkadaşı oraya yine tekrar alabiliyor, çekebiliyor. Böyle bir yanı da var. Gençlerin birbirinden etkilenme özelliği. Akran ilişkisi çok önemli bir şey. Akran ilişkisi, geri bildirimler. Ya ben bir başka ülkede öğrenciyken 80'li yıllarda Türkiye'den para çıkması konusunda tahditler vardı. Ve benim öğrenci aylığım gelmemişti ülkemden. Ve bunu tabii o ülke vatandaşlarına anlatamıyordum. Yani böyle bir şeyi mağdur durumdaydım. Ve sonra bir Kuzey Afrikalı bir öğrenci bana dedi ki, niye dedi, seninle ilgili bir sekreterlik var, niye oraya gitmiyorsun? Ve ben hani kendi ülkemden alışkanlık olarak, ya bırak, ne yapacağım ki ben o sekreterlikte, ne yapacağım, gidip yakınacağım mı? Yani biraz daha mı hani aşağılanayım mı, yani kendimi mi aşağılatayım gibi bir şey. Hayır, böyle bir şey yok, sana borç veriyorlar dedi. Nasıl ya, bana borç mu veriyorlar? Evet, peki kaç para borç alabilirim dedim ben. Ne kadar istiyorsan. Nasıl ne kadar istiyorsan? Ne kadar istiyorsan o kadar borç alabilirsin. Allah Allah filan, ve kafamda bir rakam tespit ettim. Dedim bunu verirler mi acaba? Gittim, dedim ki ben şu kadar para borç istiyorum. Karşımda bir danışman adam, o da bana dedi ki niye? Yani oraya kadar gidiyorum ve niye sorusunun geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü zaten bana borç verilmesi saçmaydı ki. Yani bir adamın niye diye soracağını hiç tahmin etmiyorum. Niye deyince, ben çünkü bu kadar paraya ihtiyacım var. Çünkü param yok dedim. Niye? Çünkü ülkemden para gelmedi. Tamam. Niye bu parayı istiyorsunuz? Çünkü param yok. Çünkü param yok. Hayır, niye bu rakamı istiyorsunuz? Ha bir dakika, niye o rakamı istiyorum hakikaten? Hiç oturup hesap yapmadığımı fark ettim. Ha çünkü dedim, işte bana bir de orada ayıp olmasın diye de o rakamı tutturmak zorundayım. Oturup adam karşıma geçip her şeyi tek tek yazdı ve hiçbirisini yargılamadı. Ve o paraya, yani istediğim paraya ulaşmak için de bir sürü şeyi kafadan attım. Ya dedim ki işte ben günde şu kadar sigara içiyorum. O kadar sigara içmeme imkan yok.
şu kadar yemek yiyorum. O kadar yemek yememe imkan yok. Sözüne itimat ediyor. Çünkü sözüme itimat ediyor adam. Öyle öyle. Ya öyle. Hiç yargılamıyor. Vay yani kardeş öyle. Sen bu kadar yemeği nasıl yiyorsun günde filan demiyor. Ödemesi nasıl oluyordu peki, çalışarak mı? Hayır, şöyle ödemesi. Bu parayı veriyor ve bu parayı nasıl geri ödeyeceksiniz? Aynen. Diyorum ki ben de bu parayı bana gelince banka transferiyle ben size bu parayı getireceğim. Peki dedi. Bir çekmece açtı. Bir kasa filan da değil. Bir çekmece açtı. Annem babammış gibi bana bu parayı verdi. Bir ay sonra aynı adama, yani bana bu işi tavsiye eden adama dedim ki ben, ya iyi de ben şimdi para geldi fakat başka yerlere de borçlandım, bu parayı şey yap, ne yapacağım dedim. Olabilir. Git dedi, ödeyemeyeceğini söyle. Yok ya. Peki gittim, ödeyemeyeceğimi söyledim. Dedi ki adam, niye? Bu sefer hazırlıklıyım. Dedim ki çünkü işte böyle 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 falan filan. Size tekrar borç vermemi ister misiniz? Dedim birikecek bu iş falan. Ertesi ay dedim ki ben bu parayı yine ödeyemiyorum. Bu para bende bir sıkıntı oluşturmaya başladı. Bu sefer arkadaşım dedi ki git ve bir daha ödeyemeyeceğini söyle artık. Gittim, dedim ki ben bu parayı artık tamam istemiyorum. Adam bana dedi ki hayır, bu mümkün değil. Nasıl ya? Sizden bunu taksitle alalım. Ne kadar ödemek istersiniz her ay? Ya böyle çok şey bir adamla karşılaştım. Hep de aynı adam, değişmiyordu. Hep o var orada. Bu muhtemelen Amerika'da olan bir şey. Hayır, Amerika'da değil, Avrupa'da. Yani bu arada adamla ilgili olmaktan öte belki sistemle ilgili bir şey de olabilir. Hı? Sistemle ilgili bir şey de olabilir bu. Yani adam, sistemi... adamın iyi olmasından öte bir şey olabilir. Ama benimle kanuni bir şey imzalanmış değil. Yani benim o adamdan para aldığıma dair hiçbir şey, ne bir senet imzaladım, ne başka bir şey imzaladım. Hiçbir şey imzalamadım. Demek ki bu adamların o tarihte kaybedecekleri bir şey var. Demek ki bir bütçe var. Yani o geri dönmeyecek sistem olan... Sistem ona göre kurulmuş. Sistem yani ona göre kurulmuş. Demek ki bir bütçe var yani. Tabii. Ve evet. O bütçe sana bağlı. Yani ben şu anda bunları yaptığım için utanıyorum. Ya parayı da ödedim. Buna rağmen şu anda utanıyorum bunu anlatırken. Ama benim hayatımda hani kişiliğimi kazanmamda çok önemli bir etkendir. Yani birisi bana mantıklı sorular soruyor. Bana hayır demiyor. Evet diyor. Önce evet diyor, sonra arkasından mantıklı sorular geliyor ve benim hiç kendime hazırlamadığım sorular. Ben çünkü hayır cevabı alıp yalan söylemeye programlıyım. Evet. Çünkü ülkemizde ona göre programlanmış. Yani hatta başıma şu da geldi, onu da anlatayım. Yani bu farklı program olarak, ayrıca da bu bahsettiğim ülkeden de kimseyi sevmem, o ayrı hikaye, yani kendi vatandaşım kadar sevmem. Ama gittim dedim ki ben işte tatil var, memleketime dönüyorum. Dediler ki burada sen artık burada oturma izni aldığın için böyle çat küt gidemezsin. Yok ya. Nasıl yani? Hayır, bize ondan sonra bizden bir izin alacaksın. Ne alacağız izin? Belediyeden izin alacaksın. Yok ya, peki. Polis beni belediyeye gönderdi. Ben belediyeye dedim ki ben bir an önce ülkeme dönmek istiyorum. Tatile gideceğim. Öyle bir an önce olmuyor. Nasıl? Bir ay önceden başvuracaksınız. Yani kendini programlaman lazım. Yok canım. Hemen dedim ki bunun bir uçarı kaçarı yok mudur hocam? Yani ben böyle hemen iki gün içerisinde gitsem falan filan. Evet. Ondan sonra dediler ki yok. Özgürlüğünüzü de kısıtlıyorlar yani. Evet, bir şekilde özgürlüğüm de kısıtlıyor. Hemen böyle pat diye gidemiyorsun. Yani gidebiliyorsun ama geri dönemiyorsun ondan sonra filan. Yani ondan sonra dedim ki nasıl gidilir kardeş? Yani nasıl gitme sorunu var ki, bu onların hiç sormadıkları bir soru. Benim her zaman sorduğum bir soru. Nasıl bir kolayı yok mudur acaba bu işin falan filan. Dediler ki çok önemli bir hayati bir olay varsa ondan sonra bu hayati olay neticesinde sizi göndermek zorunda kalır. Nedir işte, aile fertlerinizden birinin kaybı, bir trafik kazası filan. Tamam kardeş, ver kağıdı. Ondan sonra dilekçe olarak ben de yazdım işte şöyle şöyle olmuştur, böyle böyle olmuştur. Karşımda bir kadın vardı, aldı kağıdı böyle, dedi ki hiç utanmanız yok mu? Dedim dönmek zorundayım. Biletimi aldım. Zor bilet buldum. Ucuz bilet buldum. Ne yapayım yani, dönmek zorundayım. Peki. Bunun için de hala utanıyorum. Yani acayip bir durum. Ama işte onlar yapmaz öyle bir şey. Kendi vatandaşlarına evet cevabı şey ve sonra mantıklı sorular. Tabii. Onu biz yaparız. O, çünkü çocukluğumuzdan edindiğimiz bir alışkanlıktır bu. Mesela çocuk anneden bir şey ister, olmaz der. Gider babaya. Baba da olmaz derse halaya. Büyük babaya, her neyse. Birinden mutlaka almayı öğrenir.
bizim köşe dönücülüğümüzün kaynağında bu vardır. Ama ben bunu seviyorum da bir yandan. Yani yola bir böyle şerit gerdilerse hemen üzerinden atlamayı düşünüyoruz. Ya burası kapalı. Nasıl üzerinden atlayabilirim yani? Zaten o bir hikaye var biliyorsunuz. Bir bu yaşama içgüdüsü gibi. Şimdi transatlantikte yolculuk yapılıyor. Amerikalılar var, İngilizler var, Türkler var. Gemi bir fırtınaya yakalanıyor ve battı batacak. Kaptan herkes gemi boşaltsın, atlasın diyor. Hiç kimse atlamıyor. Bizim Karadenizli Temel diyor ki ben halledeceğim bu işi. Nasıl? Amerikalılara gidiyor diyor ki bu okyanus suyundaki minerallerin, vitaminlerin yüzdüğünüz zaman vücudunuza ne kadar yararlı olacağını biliyor musunuz diyor. Bütün Amerikalılar atlıyor. Güzel. İngilizlere gidiyor. İngilizlere diyor ki bu okyanus sularında gemi içinde batıp boğulmak İngilizlerin onuruna yakışır mı? İngilizler onurlarında düşün olduğu için hepsi ona kendiliklerinden atlıyor. Türkler kalıyor. Denize atlamak yasaktır diyor. Güzel. Güzel. Tabii ama seviyoruz yasakları. Evet, çok yasakçı olduğumuz için herhalde. Şimdi bu kimlik sorunları ciddi bir biçimde ön planda. Yani gençlik. Çünkü zaten yaş gereği de o kimlik sorunları ama toplumsal rol bakımından, cinsel kimlik bakımından, meslek seçimi bakımından halen belli bir mesleği sözde seçmiş olmalarına rağmen ama görüyoruz ki aslında olmak istedikleriyle içinde oldukları, eğitim gördükleri alan arasında farklar var. Yine bireyselleşme ve beden algısı sorunları, özellikle ayrılma, bireyleşme sorunları bakımından ciddi problemler yaşıyorlar. Güvenlik gereksinimleri çok fazla, bağımlı kişilik özellikleri sebebiyle zaten bireyselleşme, güvenlik sorunu yine ön plana çıkıyor. Yine sağlık sorunları, yani özellikle ruhsal yönden %14-16 civarında sağlık sorunu yaşıyorlar. Ve bunun sonucunda da çok değişik tabii problemler çıkıyor. Kişiler arası ilişkilerde sorunlar var. Aileyle ilişkilerde bu enteresan bir şey. Bir taraftan hani genç özgür bağımsız olmak isterken öbür taraftan ailesinin olduğu yerde aileyle birlikte kalan üniversiteli gençlerin bu aile desteği bile daha başarılı olduğu görülüyor ve depresif belirtiler vesaire pek görülmediği, daha az görüldüğü. Bu da önemli bir nokta. Yani demek ki bir taraftan bağımsız olma isteği ama öbür taraftan da korunma ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu biz görüyoruz. Arkadaş ilişkileri bakımından da arkadaşlarıyla paylaşanlar sorunlarını, bu önemli. %62-82 az bir rakam değil. Yani oldukça %80'ler civarında iyi bir rakam. Bu bizim yapımıza daha uygun. Mesela yabancı ülkede, Amerika'da falan böyle yok. Onun için Amerika'da herkesin bir psikiyatristi var. Ama biz kendimiz paylaşıyoruz. Bu da bizim geleneksel yapımızla ilgili. Yabancılık duygusunun yaşanması çok önemli. Bunu ifade ediyorum. Özellikle psikolojik danışmanlık alışkanlığı var ailelerde. Yani psikolojik danışmanlık alan ben deli miyim diye endişelere kapılmıyor. Merve Hanım da biraz daha alacak zaten bu konularla ilgili. Devam hocam. Bir de şöyle bir şey var. Gençlerin yaşadığı bir eşik durum dediğimiz bir nokta var. Yani gençlik çağında aileden bağlar gevşetilip sosyal gruplara, kendi akran gruplarına bağlanma ve daha yeni bir kimliği oluşturma yönünde hareket ettikleri zaman bir anlık boşluk, biz ona liminalite, eşik durum adını veriyoruz. O eşik durum onların hayatında çok önemli bir nokta. O anlık boşlukta hangi dal uzatılırsa o dalı tutma ihtiyacındadırlar. Onun için o boşlukta tutulacak dalı onların önüne iyi sergilemek lazım. Boşlukta bırakmamak gerekiyor onları. Onun için de alternatiflerin sunulması lazım. Bunu devlet kurumlarının çok iyi yapması lazım veya bağlı oldukları kurumların, üniversitelerin o seçenekleri onlara sunmaları lazım. Aksi halde başka arzu edilmeyen seçeneklere tutunma ihtiyacında olabilirler. Benim burada birçok önerilerim de var. Aşağı yukarı. İşte tam o, evet. Bir daha söyler misiniz o eşik durumu dediğiniz tabiri efendim? Şimdi aileden bağların gevşetilip daha sosyal akran gruplarına bağlanma ve artık ailenin dışlanmaya başladı. Aile artık onların çocukluğundaki şimdi zaten siyasi olarak oraya oynayan güç, tam o dalı uzatan güç en büyük
güç olacaktır. Ki Türkiye'de de böyledir. Her ülkede böyledir. Her ülkede böyledir. Bunu iyi kullanan, bunu iyi kullanan hakikaten geliyor. Geleceğe yatırım yapmış evet. oluyor kendi adına. Kesinlikle. Gençler adına mı bilmiyorum ama tabii. yani burada da tabii ki bunun karşısında da galiba gelenekler söz konusu. Bizim gibi demokrasi çok sekteye uğramış ve demokratik süre siyasi bir gelenekle sürdürememiş. Çünkü siyasi gelenekler var bütün tabii. dünyada. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Amerika'da demokratlar ve cumhuriyetçiler vardır. Ve gençlerin önünde ya demokratlar vardır ya cumhuriyetçiler vardır. Bu bir siyasi gelenektir. İster beğen, ister beğenme. İngiltere'de İşçi Partisi vardır. İşte diğerini siz Toriler, getirin. Muhafazakarlar. Muhafazakarlar vardır. İşte Almanya'da Hristiyan demokratlar vardır. Sosyal demokratlar vardır. Ve rejim kendi geleneğini sürdürür. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Türkiye'de her gelen tam o bahsettiğiniz eşiğe el atıyor. Çok önemli. O bakımdan çok önemli buluyorum. Türkiye sürekli rejim değiştiren bir ülke gibi. Daha henüz bir istikrara kavuşabilmiş değiliz. Ama bu yine bizim tarihsel geçmişimizle ilgili. Kitabımda biraz bu konuda da ben bahsediyorum. Evet, diyorum. Evet. Toplumsal kimliğimizle ilgili olarak. Çünkü kaybedilen bir imparatorluk ve onun üzerine kurulan cumhuriyet, reddedilmiş imparatorluk, tukaka edilmiş, çok yüceltilmiş cumhuriyet. Resmi bir tarih söylemi geliştirilmiş. Evet ve ikisi arasındaki sentezi bulmak zorundayız. Yani ikisini barıştırıp gerçek kimliğimize ulaşma ihtiyacını hissediyoruz. Aslında. Zaten geçmişimizle ilgili aynı fikirde değiliz. Hepimiz. Evet. Yani siyasi oluşumlara bakarsanız aslında var olmuş olanın tarifinde aynen. Farklar evet. başlıyor. Yani siyasi oluşumlar sanki beraber gelecekle ilgili aynı fikirde olmak değil de geçmişle ilgili farklı fikirler fikirlerin oluşumları gibi. Dolayısıyla bir şey beklememiş oluyor. Farklı biçimlerde yansıtıldı. Evet. Ben şöyle diyorum. Gencin üniversiteye kayıt olduğu andan itibaren her olumsuzluk onu üniversiteden, yöneticilerden ve bunların psikolojik uzantısı sayılan otoriteden, temsilcisi sayılan devletten soğutur ve ona karşı cephe almasını öğretir. Onun için ilk girdiği andan itibaren pozitif bir enerjiyi ona göstermek lazım üniversite hayatında. Seçtikleri bölümden veya üniversiteden hoşnut olmayabilirler. Bu nedenle alan değiştirebilmelerine fırsat vermeleri lazım. Yani böyle oraya gitti diye mahkum gibi kalmaması lazım. O esnekliğin tanınması gerekir. Yani sadece burs vererek öğrencilere kafetere, kütüphane, kitaplık gibi yerlerde yani burs vermek sanki onları böyle işte bir lütfediyor gibi olmak yerine kafeteryalarda, kütüphanede, üniversitenin kurumlarında part time işler vermeli. Onların daha kendilerine saygılarını arttırması bakımından önemli olacağını düşünüyorum. Yine yöneticiler, öğretim üyeleri ve politikacılar üniversite kampüslerinde sadece barınacak ve hoşça vakit geçirecek mekanlar yapmakla yetinmemelidir. Bu merkezler çok çeşitli sosyal aktivitelerin de merkezi olması lazım. Hatta biliyorsunuz Amerika'da falan college, basketbol, college. Yani evet. üniversitelerin spor aktiviteleri ulusal kanallarda yayınlanıyor. Evet. Ve çok önemli. Ve çok önemli. Ve çok önemli. İşte bu aidiyet duygusunun gelişmesi. Aslında üniversiteye aidiyet konusunda şunu söylemek istiyorum. Ben bu gece programlarından önce üniversite aidiyetinin bu kadar kıymetli yaşamamıştım. Bu kadar kıymetli olduğunu da bilmiyordum. Ama bizim özellikle cumartesi gecesi programına gelen öğrenciler, bazen burada 1500 kişiyi bulduğumuz oluyor bu gördüğünüz küçük stüdyoda. Genel ortalamamız 700 ila 800 kişi oluyor. Hatta 500 kişi geldiği zaman ne kadar az bugün işte herhalde vize dönemi filan diyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın benimle beraber burada 4 saat boyunca sıkıntılı ve sağlıksız oturuşları içerisinde işte hava yok, tuvalete gidip gelemiyorlar, şu oluyor, bu oluyor filan. Bu oturuşlar içerisinde tek bir arzuları var.
üniversitelerinin isimlerini söylenmesi ve üniversitelerin isimleri söylenince alkış kıyamet. Ve ben de her seferinde şunu soruyorum, ya bu niye bu kadar önemli? Yani zaten her biriniz birey olarak akıllı, harikulade adamlarsınız. Yani zaten bir üniversitede okumayacak mıydınız ki şu ya da bu, adının şu ya da bu olması niye bu kadar önemli? Yani başka hiçbir şey üniversite kadar alkış almıyor. Üniversite ismi kadar alkış almıyor. Ve bu hoşuma gidiyor, ilgimi çekiyor bu. Siz Fransa'da okudunuz biliyorsa, Ecole. Evet. Evet, tabii ki, tabii ki. Evet. Hocam, hemen sözünüzü kesip size şunu soracağım. Tabii. Şimdi sizin harikulade bir kariyeriniz var. Hemen onu izleyenlerimize tabii titriniz çıkıyor yazı olarak ama Diyarbakır'da okumuşsunuz ilk ve ortaokulu. Evet. Bu kişisel hikayeler de izleyenler arasından yararlıdır. Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesi'nde, bu nasıl oluyor Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesi? Ankara Üniversitesi'nin kuruluşunu o yaptığı için daha henüz öğrenim görmüşsünüz. Özel şey isim almamıştır. Evet. Tıpta uzmanlığınızı sonraki 4 yıl boyunca Ankara Üniversitesi'ne yapmışsınız. 80 senesinde Virginia Üniversitesi'nde tıp fakültesine gitmişsiniz ve 2 yıl orada kalmışsınız. Daha sonra Ankara Üniversitesi'nde doçent, daha sonra da 92'de de profesör olmuşsunuz. Psikosomatik bozukluklar, psikonevrozlar, depresyonlar, cinsel işlev bozuklukları, göç, küreselleşme ve kimlik sorunları ve politik psikoloji alanlarında araştırmalarınız var. Sizin söylemek zorunda değilsiniz ama Milli İstihbarat Teşkilatı gibi, YÖK gibi ya da Başbakanlık gibi, Cumhurbaşkanlığı gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlara danışmanlığınız var mıdır efendim size? Evet tabii, ya da hayır. Tabii. Vardır. Yani sizden yararlanıyorlar mı? Başbakanlıkta ben Türk Politik Psikoloji Merkezi'ni grup başkanlığını yürüttüm. 1992 yılı 97 yılı arasında. Anda, terörün en yoğun olduğu dönemlerde. Şu anda? Şu anda bir danışmanlığım yok şu anda. Ama bu kurumlara gidip konferansa veriyorum, ders veriyorum. Harp Okulu'nda Savunma Bilimleri Enstitüsü'nde master dersi veriyorum. Polis psikoloji alanında. Yine Polis Akademisi'nde, Dışişleri Akademisi'nde diplomat adayla bu uluslararası çünkü süreçlerdeki psikolojik durumları aktarmaya çalışıyorum. Ya yani benim bir ara klinisyenliğim dışında böyle bir bir ara gazetede de çıktı. Cumhurbaşkanının çalışma salonunda bir masanın etrafında toplanmışlar. Hatta o fotoğraf bazı gazeteciler tarafından kritike edildi. Ya koskoca Cumhurbaşkanı yanında danışmanlarıyla böyle yemek masası gibi bir yuvarlak masada mı oturur diye. Onlar da şöyle bir açıklama yaptılar yanılmıyorsam. Hayır, bizim daha büyük masamız da var. Aman, o gün fotoğraf çekilirken o masada oturmuştuk. Halbuki bu benim çok hoşuma gitmişti. Yani Cumhurbaşkanı ve danışmanlarının ceketlerini çıkarmış vaziyette gömleklerle küçük bir masada, çok da küçük burada işe dalmış olmaları benim için gerçekçi, hani fotoğraf bile çektirmek için yapmış olsalar bile gerçekçi ve umut veren bir fotoğraftır. Yani ben o masada, o küçük masada mutlaka oturmanız gerektiğini düşünüyorum. Buradan da medyayı çok yakından izleyen Cumhurbaşkanlığı basın danışmanlarına tavsiye ederim. Bu ismi kullandığımız için izliyorlar çünkü. Başbakanlık bu kadar iyi çalışıyor mu bilmiyorum ama Cumhurbaşkanlığı çok iyi çalışıyor. Benim uluslararası bir çalışma grubum da var. International Initiative Dialogue diye. Vamık Volkan adını belki duymuşsunuz. Mahmut? Vamık Volkan. Evet. Onunla beraber bu işte Lord Alderdice İrlanda Belfastlı şimdi parlamenter İngiltere'de işte böyle bizim 12 kişilik falan bir grubumuzla senede iki defa falan değişik ülkelerde bir araya gelip uluslararası konjonktürde ne oluyor ne bitiyor bunları değerlendiriyoruz. Öyle bir şeyimiz de var bizim. Bu uzmanlık alanıyla ilgili acaba bir internet siteniz var mı? Var. Politik Psikoloji Derneği'nin
o konuda benim şeyim de var. Evet. Söyler misiniz? Hatta arkadaşlarım PPD, ppd.org. ppd.org. Hadi şehirlerle kodlayın hocam. Polatlı. Bak, özellikle. Bak, bravo, tabii, bravo hocam. Takdir Polatlı, ediyoruz. Polatlı Diyarbakır. .org. Hatta yazalım da lütfen. Ha, bir de .tr'si de var. Evet. Peki, yazabilirsek rejiden rica edelim. Evet. Buyurun, devam edelim hocam. Evet. Söylemek istediğim şu var bir de. Özellikle bu spor karşılaşmalarıyla ilgili onu, o görüşümü belirttim. Çok önemli. Ve diğer önemli bir ötesi, az önce ifade ettiğim gibi yasal olan siyasal partilere katılmalarına ve o partilere çalışmalarına, dolayısıyla ülkenin geleceği için daha genç, dinamik politik liderlerin, adayların yetişmesine fırsat tanımak lazım. Peki bir şey soracağım hocam. Tabii. Bu konuda hani daha hani yukarıdan değil de daha aşağı inerek hani öğrencilerin arasından bir araştırma yaptınız mı? Mesela herhangi bir üniversitede, herhangi bir siyasi partinin veya illegal bir partinin veya herhangi bir ideolojinin, ideoloji adına kurulmuş bir kulüpten, bir platformdan o orada yaşanan sorunların veya orada yapılan eylemlerin nasıl sorunlara nasıl sorunları ortaya çıkardığını biliyoruz. Öğrencinin nasıl problemler yaşadığını biliyoruz. Artık okulların, hepimizin okulunda sivil polisler geziyor ve kendi aramızda bir şey konuşurken bile, kahve içerken her nasıl şey olabiliyor. Nasıl tanıyorsunuz sivil polisleri? Birçok insan tanıyor. Çok yani çok birçok yani bizim dönemimizde de vardı. Eminim herkesin döneminde de vardır sivil her polisler. Zaman. Sivil polisler benim tanıdığım, ama ben tabii ki öğrenciler arasında dolaşanları değil de halk arasında dolaşanları tanıyorum. Çok güzel kamufle olduklarını biliyorum. Yani bu tipsizlikle ilgili lafı da öyle yorumlayalım da başına bir bela gelmesin diye söylüyorum. Yani özellikle tipsiz kamuflajı da çok güzel yapılır polisler tarafından, siviller tarafından. Ama bugünlerde toplantılarda filan arkadaşlar gayet kalkıp teker teker bu polis diye gösteriyorlar. Yani, öyle mi? Evet. Bence o kadar çok kamufle olmak çok istemiyorlar ya. Zaten istedikleri amaç kamufle olmadan sen o kadar fazla konuşamazsın. Evet, huzursuz etmek tam anlamıyla bu yani. İrite edilmesi. Bir ses çıkaran bir öğrenciyi, ses çıkaran bir bireyi bu daha kötü etmek bir şey bence. Gayet iyi bir şekilde yapabilir. Peki burada böyle şunu da ele alalım tabii ki. Yine ben burada şimdi polis yanlısı gibi konuşmak zorunda kalmayayım da. Yani bu tek tek bu memurlar şey midirler, yani öğrenciler konusunda kötü niyetli midirler, yoksa işte onları bu konuyla görevlendiren insanlar mı vardır gibi de ele alınması gerekiyor. Bana kötü niyetlisi denk gelmedi. Konuşarak yani, her işimi diplomatik şekilde çözebildim polis veya yani memura. Çünkü bence olay en başta, yani en yukarıda patlıyor. Onlar da o yukarıdan aldıkları gazla öğrenciye karşı. Evet, yine onlar bir düzeltme yapalım diyorlar. Televizyonda olduğumuz için yukarıdan gaz değil, emir aldıklarını da söyleyelim. İşleri yapıyorlar neticede Okan Bey yani. Ama yani eğer daha çok kendilerini belli ederek ortalıkta dolaşıyorlarsa bu o baskıyı çok daha çok hissedilmesine yol açar ki bu hoş bir şey değil. Yani şu anda zaten toplumda genel olarak... Kaç tane polis vardır? Özür dilerim hocam. Arttı, şu an çok arttı yeni... Yasal, bildiğim kadarıyla yasal düzenlemeler çok büyük bir artış. Yani kaç sivil polis düşer? Mesela sadece kantinde bunun, kafeteryada, kantinde toplanma yerinde bunun dikkatinizi çekiyor. Sadece artış olduğunu biliyorum. Ama YÖK Başkanı biliyorsunuz yazın ki genelgesinde sivil polislere üniversitelerde yer verilmesiyle ilgili bir şeyi var, yazısı var. Tabii. Üniversiteler yani, kim acaba? Tabii sivil polise yer verdiğiniz zaman onun sivilliği kalıyor mu, ayrı bir tartışma, tabii onu konuşmuyoruz ama. Şimdi yani önemli olan bunların nasıl bir işlev gördükleri. Yani yoksa olabilir, polis de olabilir. Mesela liselerde, ortaokullarda da koyuyorlar. Koruma amaçlıysa ona bir diyeceğimiz yok. Ama burada koruma amacının dışında farklı işlevler görünüyor. Algısı en azından. Hiç ki öyle ki o gerçekte var ama. Hiç gerçek değilse bile o algının olması dahi gerçekten daha önemli. Çünkü bizi yönlendiren şey algılarımızdır. Yani gerçek farklı olabilir. Peki, ama biz öyle algılıyorsak o çok önemli. Ve biz eğer baskı altında olduğumuzu hissediyorsak bu ciddi bir biçimde herkesi rahatsız eder. 68 olaylarının Avrupa üniversitelerine kazandırdığı bir
her ülkede nasıl geçerli bilmiyorum ama bir yasa var ve daha sonra onu bayağı da değiştirmeye uğraştılar. Ne kadar başarıya ulaştıklarını da bilmiyorum. Hiçbir polis üniversite kampüsü içinde bulunamıyor. Teorik olarak rektörler davet etmeden geliyorlar, evet, zaten davet ama etmeden teorik olarak. Türkiye'de de öyle. Ama ben gerçekten yani gözlerimle gördüm ve yaşadım. Yani özellikle yurtta uyuşturucu kullanımı konusunda, yani bu kadar ki Fransa hep çok sert olmuştur o konuda. Çevredeki Avrupa ülkelerine göre yani yurtlar bunun için bir şeydi. En olanaklı durumdu. Yani tabii uyuşturucu türlerine göre de değişir ama yani bunu çok rahat olarak, hani teorik değildi yani, gerçekti. Özellikle protestolarda falan, siyasi olaylarda da bunu gördüm. Bizzat şahidiyim yani. Ama sivil polislerle ilgili bilmiyorum. Sivil polis nasıl teorik olarak... Özellikle sivil olduğu için zaten onun girip girmediğini tırnak içine bilmiyorsunuz. Peki yasayı biliyor musunuz siz? Ben bir rektörler haberim... Rektörler davet etmediği sürece kampüsün içine giremiyorlar. Ama şöyle bir şey rektörlerin var. Rektörlerin izni olmadan. Peki yani... polisler rektörlerin izniyle mi giriyor? Hocam söylesin. Yani sivil polis... Hayır. Ama resmi polisler öyle. Sivil polisin... polis de polis değil mi? O niye rektörün izniyle giriyor? Biz öğrenci... O görünmeyen polis oluyor. Sonu gördüğünüz öğrenci ama zannediyorsunuz ama. Ama şey yok, başkanında bir açıklaması var, onu söyledim zaten. Sivil evet. polislere üniversitelerde yer verilmesiyle ilgili bir açıklaması var. Evet. Onlar yer verilmeli ama başka bir üniversitede okuyan bir öğrenciye yer verilmemeli. Bir dakika, masanın tek salağı ben miyim? Yani yani o zaman hani böyle bir yasa varsa nasıl böyle bir açıklama yapıyor yok başkanı? Yani polis değil mi? Yani onun resmi ya da sivil giyimli olması ne fark ettirir ki? Yani polis bir görevdir. Yani şöyle bir şeydi ki, yani sivil polis gelip orada bir süre dolaşıp üniversite havası alıp çıkacaktır diye bir şey değil ki. Turist olarak gelmiyor. Polis hafiye diyelim. Görevli. Okan Bey, ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum ve olayların en yoğun olduğu fakültelerden bir tanesidir. Yani biz de şu şekilde fark etmiştik ben fakülte yıllarında. Bir gün bir öğrenci kavgası çıktı. Kantindeyiz. Kantin zaten ikiye bölünmüş durumda. Aramızdan her gün işte şeker aldığımız, işte konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz adamların kalkıp bizi böyle bir küme şeklinde toplayıp olay çıkaranları alıp polise teslim ettiler. Hani evet, buradan anlıyorsunuz polis olduklarını. Ama normalde hiç kimse bu konuda herhangi bir renk vermiyor. Yani normalde öğrenciler onlar. Sivil polis dediğimiz kişiler. Bizim dönemimizde öyleydi en azından. Peki ben bir sual sorabilir miyim? Mesela hanımefendi döneminde öyleymiş de, yanlış hatırlamıyorsam Antalya'da işte biraz hafif kerli, bu sakalı bol, satırla öğrenciyi kovalayan, iki sene önce kovalayan, o zaman polis, sivil polis üniversitede miydi, var mıydı, engelledi mi olayı? Yani biz o zaman polis pek duymadık gibi geliyor. Yani eğer beni korumak istiyorsan niçin gizlenmek isteyesin ki? Yani ben 12 Eylül'den sonra askerlerle beraber lisede okudum. Yani ama onlar askerdiler, tüfekleri vardı filan ve bizimle beraber hani kantinde oturuyorlardı yani. Yok ama hala yüksek lisans filan yapıyorlar zaten. Tabii tabii. Askerler yapıyorlar. Hayır ben görevli askerlerden bahsediyorum yani. Anladım. Okuyan değil, anladım. Orduyla beraber okuyorsun evet. Yani. Evet. Her gün askerler geliyor filan. O zaman sıkı yönetim vardı tabii, değil mi? Evet. Tabii yani o, şimdi bir de hani ama şimdi yani giyimli olup olmaması ne fark ediyor evet. ki, işte onu soruyorum ben de yani. Çünkü bilmiyorsunuz ya, belki onda bir şeyler, özel bir şeyler anlatıyorsunuz. Ben şu esas, partiyi yiyeyim. Yani şöyle söyleyeyim, para tırnak içinde normal öğrencilere karşı değil onların görevi. Onların görevi normal öğrencilere yönelik herhangi bir olumsuz, işte esrar satacak, uyuşturucu veyahut da terör ile ilgili bir şeyler yapacak, onları gözlemek, gözetlemek. Aslında o. Yani onun için de onların görünmemesi gerekiyor. Yani sivil olarak olmaları lazım. Evet ama ben yani polislerin uyuşturucu dolayısıyla yerleştirildiğini sanmıyorum yani. Polis çünkü üniversitede zaten uyuşturucu ile ilgili problem liselerde var. Üniversitelerde yani var tabii de, yani asıl hani çocukları korunması gereken yer liseler, çünkü orada harekete geçiyor yani.
O çocuklara yönelik hareket. Yalnız uyuşturucu değil. Yani diğer terör örgütleri. Ama terörle ilgili olarak da zaten üniversiteler akademik ve özgür alanlar olmalı ki orada insanlar anarşik düşünebilsinler ve anarşik tartışabilsinler. Ama eylemde zaten polisle karşılaşacaklardır yani eylemlerinde. Ama üniversiteler bu özgür alanlardır. Ya ben de şeyin farkını göremiyorum yani sivil polislerle üniversitede beraber yaşamakla 12 Eylül'den sonra askerlerle beraber yaşamak arasında ne fark var onu anlamıyorum yani. Eğer o sivil polisleri de öğrenciler teşhis ediyorlarsa ve tanıyorlarsa artık kıyafetli ya da kıyafetsiz olması ne fark ediyor? Demek ki baskı altında yaşıyorlar öğrenciler. Ve hatta konuşamıyorlar bile, hatta görüşemiyorlar bile. Yalnız üniversitede mi var bu baskı Okan Bey? Her yerde var. Evet ama ben de bir özel şirkette televizyon programı yapıyorum. Peki, ihmal ettiğimiz bir izleyicimiz Gizem Kabaoğlu hanımefendi Ankara'dan arıyor. Buyursunlar efendim. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Buyurunuz. Çok önemli bir tartışma konusunu açtığınız için teşekkür ediyorum. Ben de öğrenciyim. ODTÜ'de sosyoloji bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ve bu olayların da aslında en canlı olduğu üniversitelerden biri ODTÜ. Biliyorsunuz yakın zamanda da polis müdahalesiyle karşılaşıldı. Aslında ben bu konuşmaya bir parantez açmak istiyorum. Bu sivil polis, polis meselesinin içinde bir de ÖGB tanımı olmalı bence. Özel güvenlik birimleri şu anda üniversitelere yerleştirilen ve sayılarının Mart ayında 2 katına çıkarılması bekletilen birimler var. Ve bu birimler öğrencilere müdahale hakkına sahipler. Kapılarda duran güvenlik görevlileri bunlar. İçeride aramızda dolaşan kişiler bunlar. Köşe başında gördüğümüz insanlar bunlar. Üniformalılar, sivil polis gibi değiller. Ancak son olarak İstanbul Üniversitesi'nde biliyorsunuz olayları. Üst arama yetkisine bile sahipler. Bu bence çok daha önemli bir problem. Yani sivil polisler zaten alışılmış bir şey. Ama Mart ayında böyle bir uygulama gelecek. Bunun da tekrar gündeme alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında başka tartışma konularına değinmek istiyorum ben. Bunlar biraz daha fiziksel şartlarıyla ilgili öğrenci yaşantılarının. Mesela yurt problemine değinmek istiyorum. Ben ODTÜ'de okuyan bir öğrenciyim ve ODTÜ yurdunda kalıyorum. Yarı özel bir yurtta kalıyorum. Bir odada 4 kişi yaşıyoruz. Orada psikiyatrist hocam var, bilirler. Bir insanın, benim bildiğim kadarıyla yani giriş dersi alan bir öğrenciyim, psikolojiye almıştım. 1,5 metre insanın özel alanıdır ve bu ihlal edildiği zaman sürekli insanda rahatsızlık oluşturur. Ve bizim 1,5 metre özel yaşam alanımız yok. Ve bizden sağlıklı bir eğitim hayatı sürdürmemizi bekliyorlar. Hepsini geçtim. Öğrenciler bu konuda eylem yaptıkları zaman bir muhatap bulamıyorlar. Buldukları muhataplar biz hallederiz diyorlar. Öğrenciler ÖGB'lerden taciz gördüğünü söylediğinde rektör bir şey yapamam ama ilgileneceğim diyor. Taciz gördüğünü iddia ediyor öğrenci. Kadın veya erkek. Her türlü baskı altında yaşıyoruz üniversitelerde. Kapıda geçen haftalarda yaşanan bir olayı örnek göstermek istiyorum. Güvenlik görevlilerinden birinin 2 öğrenciye türbanı çıkarması için yaptığı konuşuldu. Ve öğrencileri sizin üzerinizde oyunlar oynanıyor demiş. Bunlar sadece iddialar, yani öğrenciler arasında konuşulan şeyler. Ne kadar doğruluğu var bilmiyorum ama yalan payı olduğuna pek ihtimal vermiyorum şahsen. Bunun dışında farklı sorunlarımız da var tabii ki. Örneğin staj problemimiz var. Ben sosyolog olarak görev yapmadığım için başka özel kurul yapmak istemediğim için başka özel kuruluşlara staj yapmak için başvurdum. Ancak bölümümde zorunlu staj olmadığı gerekçesiyle gönüllü staj olarak geçişe söylendi. Şirkete gittim. Bana sigorta yapmak istemediler. Dediler ki sen zorunlu stajyer değilsin. Senin okulunun sigorta yapması lazım. Benim okulum sigorta yapmıyor çünkü zorunlu staj değil. Ve ben sigortasız staj yapmak zorunda kalıyorum. Bu sadece bu benim bölümüm için de değil tabii ki. Geçen gün özel bir üniversitede okuyan, ebelik bölümünde okuyan arkadaşlarla konuştum. Özel hastanelerle staj ayarlıyor bölümleri. Fakat hiçbir şekilde yetki kabul etmiyorlar. Öğrenciler diyorlar ki biz eğer yanlış iğne vurursak bunun yetkisi bize ait olacak.
Ben ne olursa olsun öğrenciyim. Beni koruyan bir kurum yok. Üniversitem beni sahiplenmiyor. Ama kurum da sahiplenmiyor. Ben sözde kağıt üzerinde bir staj yapıyorum. Hiçbir şekilde ne sosyal güvencem oluyor ne de herhangi bir sorun karşısında arkamda durabilecek bir kurum var oluyor. Ki sistem bizi ezmeye çok makul durumda biliyorsunuz. Çok uygun durumda, çok hazır. Bunun dışında KYK kredileri var. Çok da uzatmak istemiyorum aslında ancak. Ben 4 sene önce okula girdim ve KYK kredisi almaya başladım. Aldığım kredi için 9 milyar 750 milyon o dönemin parasıyla senet imzaladım. Siz Fransa'daki yanınızı anlattınız ya. Bize sormadılar nasıl ödeyebilirsiniz diye. 2 sene sonra işe gireceğin taahhütüyle 3 ayda bir, şimdilik fiyatları tam olarak emin değilim ama 1 milyar civarında para ödememiz bekleniyor. Ben 9 milyarlık senede hiçbir iş güvencem olmadan imza attım. Ben Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisiyim. Ben zaten bu ülkenin kaldırım mühendisi diye tabir ettiği bölümlerde okuyan öğrencilerdenim. Ben temel birim öğrencisiyim. Nasıl böyle bir taahhüt verebilirim? Niye bana ülkemin kredi kurumu böyle bir şekilde bu senet üzerinden böyle bir yaptırım uyguluyor? Benim yurduma haciz mi gönderecekler? Yani o kadar mantıksız yürüyor ki işler aslında. Dördüncü sınıf öğrencileri, üçüncü sınıf öğrencileri burs bulamıyorlar. Ki TOG bunun için çok güzel bir örnek, burs veriyorlar. TOG haricinde ve birkaç kuruluş vakıf haricinde üst sınıflara burs veren kurum pek fazla yok. Yani birinci sınıfta başvurduğunda alıyorsun, sonra almadıysan bir daha başvuramıyorsun. Ya, çok ilginç. Benim kardeşim de Uludağ Üniversitesi psikoloji öğrencisi. KYK'dan durup dururken bir problem çıktı hesabında. Ve 2 aydır burs alamıyor. Ve nedeni bölüm değiştirmiş olarak gösterilmesi. İslam yapılıyor, resmi İslam. Bölüm değiştirdiniz diyorlar telefonda. Halbuki bölüm değiştirmedi. Yasal bir hata ve 2 aydır para alamıyor. Ve bu paralarla geçinen öğrenciler var. Bakın ben çalışıyorum. Yani ben maaş alıyorum ve bununla geçiniyorum. Ancak her öğrenci böyle değil. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Buyurun lütfen. Sosyoloji bölümündeydiniz diye biliyorum, diye duydum. Evet, doğru. Ama sosyologluk yapmak istemediğinizi de söylüyorsunuz. Evet. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Özel tercihlerim. Yani bölümle ilgili bir problemim yok. Evet. Yani zaten sosyolojiyi de çok seviyorum. Yalnız evet. Benim ideallerim açısından özel sektörü daha uygun gördüğüm için başka alanlara yönelik ediyorum. Anladım. Yani şöyle, ben de bir sosyal bilimciyim, antropoloğum, sosyal antropoloğum ve açıkçası sizler bizler eğer bu meseleleri bırakırsak ve başka alanlara yönelirsek, bu şikayet ettiğimiz şeylerden, yanlış anlamayın, sizi eleştirmek istemiyorum ama bu şikayet ettiğimiz şeyler konusunda nasıl iyileştirme yapabiliriz? Çünkü sosyal bilimci olmak bence çok önemlidir Türkiye'de ve bazı şeylerin altına, bir takım taşların altına elimizi koymamız gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle, o nedenle mesela hocamın raporuna şöyle bir ekleme yapmak istemiştim az önce. Hocam gençlerin siyasi partilerde görev almalarını gerektiğini söyledi. Ben de şunu söylüyorum, sivil toplum kuruluşlarında gençlerin, sizin gibilerin, bizim gibilerin taşın altına ellerini koymaları gerektiğini ve aktif olarak, evet, sosyolog olarak bence rol almanız gerektiğini düşünüyorum. En azından. Şöyle söyleyeyim, ben ideallerim. Ben de söz alabilir miyim Gizem? Efendim? Şunu da açıklamak gerekmiyor mu bu arada? Seyrettiğimiz Amerikan filmlerinde işte adam hukukçudur ve özel müvekkillerle çalışmakta ve çok para kazanmaktadır. Ve bir anda kendini şeye adar, kurumlara adar ya da bir öğrenci bir süre çalıştıktan, yani mezun olup çalıştıktan sonra özel bir kuruluşta kendini devlete adar, siyasete adar, yardım kuruluşlarına adar ve global kapitalizmin ve emperyalizmin jandarması bu ülkede herkes bu durumu alkışlar. Yani Amerikan filmlerinde ben de yahu bu ne acayip bir şey anlamam, yani genelde böyle şeyleri gördüğüm zaman anlamıyorum. Çünkü benim ülkemde bu salaklık olarak değerlendiriliyor. Evet, evet. Yani kendini sosyal bir konuya adamak, yahu sen işte şeyine baksana, kazancına baksana, işte çıkarına baksana.
filan derken, hayır, bu kendini adamak şey işte, bak hani şimdi sen bu kendini adadın bu işlere, belli ki bu sistem içerisinde özel teşebbüs içindeki adamlardan daha az para kazanacaksın. Belki onda bir kazanacaksın. Evet, ama bunun karşılığında ne istersin? Ulen para vermiyorsunuz, bari alkışlayın be birader. Ya da, yani hadi alkışlama da, takdir et ulen. Hadi o da olmasın, bari aşağılama, dalga geçme yani. Evet, şimdi bu hanımefendi, ya iki hanımefendi karşılıklı konuşmanızda bunu düşündüm ben de. Tabii ki hak veriyorum, ancak benim çok ayrı bir durumum var sanırım burada. Ben zaten istediğim alana yönelebilmek için sosyoloji okumak zorunda kaldım. Yani şöyle bir durum var. Dedi ya arkadaşım mesela, bayağı baskı nedeniyle başka bölümlerde okuyorum diye. Benim ailem bana lisede, ailem ve öğretmenlerimin yönlendirmesiyle ben eşit ağırlık öğrencisi oldum. Ve eşit ağırlık öğrencisi olduğum için iletişim fakültesini tercih edemedim. Ben çocukluğumdan beri gazeteci olmak isteyen bir insanım ve yıllardır da bunun üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum zaten. Ve bu yüzden ben gazetecilik yapmak için sosyoloji okudum ve böyle tercih yaptım. Aslında sistemin çok dışında kalmak için değil, ama sistemi başka bir noktadan eleştirmek için ben sosyologluk yapmamayı tercih ediyorum. O yüzden biraz daha farklı bir durumdayım sanırım. Ama tabii ki yani doğru. Gizem Hanım, tabii bu da her güzel bir örnek veriyorsunuz. Sizin gibi bütün gençlerin problemi. Sanki hayat bir 21 kart oyunuymuş da istediğiniz kart gelmemiş ya da kartları saymışsınız. Sonuçta şu karta oynamanız gerekiyormuş gibi bir kumardan bahsediyorsunuz aslında. Ve herkesin buna benzer. Benim de böyle bir hikayem var. Herkesin böyle bir hikayesi var. İstediğim kart elime gelmedi. Hayat bu değil. Hayatın planı bu değil maalesef. Özür dilerim Gizem Hanım. Lütfen hatta kalın. Çok teşekkür ederiz. Gurur duyduk. Ne güzel anlatıyorsunuz. Sayın Profesörü, hocamı uğurlamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Yarın erkenden önemli bir işi ve şehir arası yolculuğu var. Dolayısıyla biz bir belgesel daha giriyoruz ve şükranlarımızla hocamızı son sözü de vererek uğurlayacağız. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Yani programın başarıyla devam etmesini diliyorum tabii. Teşekkür ederiz hocam. Çok kitabınız için de tekrar çok teşekkür ederiz. Acaba kitap bulunan bir kitap mıdır? Dost yayınlarında, evet. Dost yayınlarında vardı. Dördüncü baskısını da yaptı. Ama 3 ile 4 aydı içerik. Peki efendim. Teşekkürler ediyoruz. Türkiye'de reşit olma yaşı 18. Yani devlet 18 yaşındaki bir birey olarak muhatap alıyor. Onun velilerinin desteği veya onayı olmaksızın yalnız başına yaşamını sürdürebileceğini varsayıyor. Bunun sonucu olarak 100 ila 600 lira arasında değişen üniversite harçlarını da aslında bizzat öğrenciden talep ediyor. Çünkü etik ve geleneksel açıdan durum genelde farklı olsa da teoride aile reşit olan evladına yardım etmek zorunda değil. Dolayısıyla daha birkaç ay önce lise sıralarında oturan ve hiçbir gelir kaynağı olmayan öğrencilerin bu katkı paylarını ödeyebilmelerinin nasıl beklenebildiği bir muamma olarak kalıyor. 18 yaşındaki bir öğrenciden ortalama 350 lira tutarındaki üniversite harcını ödemesini beklemek, paran yoksa okuma demenin dolaylı bir yolu gibi. Öğrenim kredileri ve burslar durumun vehametini hafifletse de temel mantıktaki ciddi hatayı ortadan kaldırmıyor. Dahası öğrencinin kredi alması durumunda bile bu miktarı daha sonra devlete geri ödemek zorunda olması, Türkiye'de eğitimin parasız olmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye'nin öğrencilerine reva gördüğü cefa, büyük ve parlak bir potansiyeli daha yolun başındayken yıldırıyor. Devletin kısıtlı olsa da verdiği burs imkanları olabilir ama kesinlikle arttırılmalı. Belediyenin ise bilmiyorum. Bence hani burs alan öğrenciler gayet rahat ettiğini düşünüyorum. Ama herkese vermiyorlar. Öyle bir sıkıntı da var. Yok, bildiğim bir uygulama yok. Ya bir ulaşım konusunda olabilir. Cüzi miktarda indiriminden bahsedebiliriz, indiriminden. Onun yerine bir müzeler var. Müzelere de bedava giriş sağlıyorlar. O da sayılabilir. Ben devletin daha çok bize polis ve o tür hizmetlerinden yararlanıyorum. O konuda söyleyebilirim. Akbil uygulaması belki, ama hani o da bilmiyorum ne kadar fayda sağlıyor bize. İlgisi olan, gezmeyi seven insanlar için müze kart bir şekilde faydalı olabiliyor. Burslar var, devlet kredi veriyor. Geri ödemeli oluyor gerçi. Bunların da hani böyle bir durum söz konusu ama bursları yok artık. O bizim için biraz kötü. Var mı ki acaba? Devletin
yani verdiği bir burs var bildiğim kadarıyla. Öğrenci akbili çıkarıyorlar. Ama pek de hani bir öğrenciye yönelik yani özel bir ayrıcalık tanıdığını sanmıyorum. Sanmıyorum. Haberdar değilim varsa. Benim bildiğim, duyduğum pek fazla bir şey yok. Pek fazla hiçbir şey yok aslında. Hayır, yok. Yani öyle bir şey yaptıklarını hiç görmedim. Ya aslında birçok şey vardır belki ama hani bize denk gelmedi herhalde. Çok bir bilgim yok ya. Belediyeler en son bildiğim kadarıyla bursları da kestiler. Başka da bir öğrenci yatırımlarının olduğunu görmedim, duymadım. Varsa da bilmiyorum. Peki. Gizem Hanım. Gizem Hanım. Efendim, duyuyorum. Buyursunlar, dinlemeye devam ediyoruz sizi. Yani problemler bunlar. Onun dışında bir şeye daha değinmek istiyorum. Orada sosyal imkanlarından bahsettiniz öğrencilerin. Kampüs içinde imkanlar sağlandığını söylediniz. Şuna da değinmek istiyorum. Geçen seneye kadar ODTÜ'de sinema vardı. Ama bu sene yok. Ve nedeni yeteri kadar ilgi görmemesi. Yani bunu da anlayamıyorum. Yani sinema bir ticarethane mi? Neden talep görmemesi, ki talep görmemesi dedikleri de bence çok garip bir şey. Savunma şekli hiçbir şekilde bence konuyu meşrulaştırmıyor. Ama yani bir üniversite, kaç üniversitemizde sinema var ki? Niye olanları da kapatıyoruz? Talep yok. Yani 4 liraya sinemaya gitmek öğrenci için, bursla geçinen bir öğrenci için bu bile aslında lüks. Ve her akşam sinemaya giden arkadaşlar olabiliyordu. Ama şimdi gidilemiyor. Çünkü benim üniversitemde artık sinema yok. Ve nedeni bundan para kazanılamaması. Bu bence çok utanç verici bir şey. Bunu da örnek olarak belirtmek istedim. Çok ben teşekkür ediyorum. Bir şey sorayım mı Gizem'e? Lütfen efendim, buyursunlar. Yani bence Gizem zaten başına gelen şeyi gayet güzel anlatıyor. Çünkü üniversitedeki temel öznelerden bir tanesi öğrenciler. İşte Gizem de bence bunu gayet güzel anlatıyor. Anlatmasının ötesinde ama acaba üniversite yönetimleri bu kadar derdi olan öğrencileri dinlemekle ilgili mekanizmaları var mı? Yani Gizem'in böyle bir deneyimi var mı? Ben onu merak ediyorum. Çünkü biliyorum ki aslında yok. Yani bu kadar sorunu olan genç arkadaşların bu sorunlarını dile getirdikleri bir mekanizmanın bence olması gerekiyor. Aksi takdirde ya bizim sinemamız kapandığı zaman biz ne yapacağız diye birilerine bunu anlatmadığımız ölçüde veya anlatamadığınız ölçüde o problem çözülmüyor. O yüzden ben Gizem'in deneyimini merak ediyorum. Bu gibi sorunları kime dile getiriyor, getiremiyor, onu öğrenmek istiyorum. Bölümlerde öğrenci temsilcileri var. Bildiğiniz üzere ÖTK seçimleri yapılıyor. Ancak hiçbir üniversitede ÖTK seçimlerine katılım sağlanmıyor. Yani bu biraz da öğrencilerin sorunu aslında. Yani öğrencilerden kaynaklanan bir sorun. Öğrenciler gidip oy vermiyorlar. Kimse aday olmak istemiyor, kimse temsil etmek istemiyor. Çünkü lafımızın dinlenmediğini çok iyi biliyoruz. Ki gerçi son o Çankaya buluşması bir, bence artı bir parantez, farklı bir şeydi. Çünkü yıllardır bildiğim kadarıyla veya gündeme gelmemesinden dolayı benim bilmediğim kadarıyla yapılmayan bir şeydi. Bizim ÖTK temsilcimiz zaten sonrasında çok olaylar çıktı biliyorsunuzdur. ODTÜ'de olan olayları sadece azınlık bir grubun yaptığı bir etkinlik olarak nitelendirdi. Haklı görmediğini söyledi. Sonradan yanlış anlaşıldığını söyledi vesaire. Yani aslında bizi temsil edenleri de tanımıyoruz. Ben temsilcimin adını oraya çıktığında öğrendim. Bu çok acı bir şey ve benim için yanlış bir şey bence. Ama bu bilince de sahip değiliz, olamıyoruz. Çünkü lafımız dinlenmiyor ki. Gel kardeşim otur konuşalım denmiyor. Bugün muhalefet partisi lideri ağırladı biliyorsunuz temsilcileri. Onun çağırdıklarını Başbakan Erzurum'a çağırmamış. Niye? Muhalefet çağırdı diye. Ben o zaman nasıl dile getireceğim lafımı? Muhalefet beni dinliyorsa iktidar dinlemiyor. İktidar dinliyorsa muhalefet dinlemiyor. Çok yani böyle ilginç durumlar var. Onun için çok fazla sesinizi duyurabileceğimize de inanmıyorum. En azından bugüne kadar inanmadım. İnşallah beni yanıltırlar bundan sonra. Ben bütün bu süreçte özellikle bu Cumhurbaşkanı'na işte temsilciler gittiği zaman orada ironik bir şey de gördüm. Tabii bütün o toplantı bu işte Jaguar'lı bir gencin oraya çıkması üzerine kurgulandı filan ama bence daha ironik olan, ben de Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Bilkent Üniversitesi'nin yaptığı açıklamayı da dediler ki bu Jaguar'lı öğrenci temsilcisi, yani bütün sorunlara rağmen öğrencilerin oyuyla seçilen kişi bize temsil etmiyor olabilir, acaba bunu görevden mi alsak dediler filan. Yani nereden tutsanız garip bir durum var ortada. O yüzden kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dilerim, lafınızı kestim galiba ancak.
Bizim öğrenci temsilcimizin de böyle az bir oyla seçildiğine dair rivayetler var, bilmiyorum doğruluğuna, ama hani oy potansiyeli o kadar yüksek ve oy oranı o kadar düşük ki, hani 4-5 oyla temsilci seçiliyor gibi bir rivayet ODTÜ'de dolanıyor ve ODTÜ'yü karıştırmış durumda. Çok fazla dile getirilmedi, ancak hani temsilciler ne kadar temsil ediyorun yanında öğrenciler temsilcisini ne kadar seçiyor, öğrenciler ne kadar sorumlu, öğrenciler bürokrasiye, demokrasiye artık ne kadar güveniyorlar, bunların bence biraz daha sorgulanması gerekiyor. Peki Gizem, teşekkür ederiz. Bu arada sezon başından beri düşündüğümüz ve hazırladığımız bir program, hani bu krallıklar var ya, münazara kralı konusunda siz de diğer konuşan arkadaşımız gibi bana çok ümit veriyorsunuz. O programı da yayına sokmak üzere aslında biraz gelişmeleri bekliyorum. Çünkü tabii ki biliyorsunuz bütün özel televizyonlarda, hatta devlet televizyonunda da bir izlenme izlenmeme problemi var. Kral Çıplak'ın ve Muhabbet Kralı'nın ne kadar az izlendiğini gördükçe bu münazara kralı konusunda da endişeye kapıldım sezon başından beri. Çünkü hakikaten televizyonun bir şey beklenmemesi gereken bir alet olduğunu, televizyondan eğitim alınamayacağını, televizyonda aslında temsil olunulamayacağını, televizyonun sadece eğlenceye ve skandal yaratmaya yönelik bir alet olduğunu, aslında aileyi bir araya toplayan, hani radyonun icadı, ondan sonra radyonun aileyi bir araya toplaması, daha sonra televizyonun gelmesi ve televizyonun aileyi bir araya toplaması, toplumdan sonra şimdi televizyonun aileyi ayıran, yani babanın salonda, annenin mutfakta ve çocuğun da odasında televizyon seyretmeleri ve artık hiçbirisinin televizyon seyretmemeleri, hepsinin laptopunda bir kutu olarak, hareketli bir görüntü olarak açmaları sonucunda televizyonda en çok takip edilen şeyler tabii ki skandal ve ahlaksız, yani ahlaksız demekle tırnak içinde kullanıyorum bunu, genel ahlaka aykırı ve ya da biraz o çizgiye doğru meyletmiş ya da o çizgide yürüyen görüntülerdir, işlerdir. Dolayısıyla ümitsizim. Aslında çok özür diliyorum ama buyurun. Ben zaten bu söylediklerinize oldukça aşikarım. Çünkü internet sitesi adı söylememde problem var mı bilmiyorum ama. Hayır, söyleyin. Televizyongazetesi.com'un editörlerinden biriyim ben. Ve zaten sürekli efendim? Süper dedi hanımefendi. Teşekkür ederim. Ve ekranda sürekli bize yansıtılan, gösterilen şeylerin aslında ne olduğunu belki de en yakından takip eden insanlardan biriyim. Ve o nedenle farkındayım bu reyting canavarı denen şeyin nasıl olup da bu yayın akışlarını nasıl bu kadar değiştirebildiğini veya nasıl bu program düzenlerini bu kadar ele geçirebildiğini. Evet, ama biliyorsunuz ki çok yakında buna da ihtiyaç olmayacak. Evet, internet düzeni. Keza evveli gün Ekşi Sözlük'te okudum galiba. Şimdi emin olayım. Galiba evet. Diyor ki Okan bundan 5 sene önce dizilerin sona ereceğinden ve büyük televizyonların, mass medyadaki ulusal kanalların sinema filmlerine yatırım yapacağını ve ortak sinema prodüksiyonları nedeniyle dizi oyuncularının böyle suya yazı yazmak ya da sulandırılmış dramatik işlerde oynamak yerine gurur duyacakları sinema filmlerinin olacağı filan konusunda varsayımlarda bulunmuştu. Bu varsayımlar galiba 5-6 sene olmuş işte onun yazdığına göre. 5-6 senedir bu varsayımların hiçbiri gerçekleşmedi. Şimdi de bize bu büyük medya çöküşünü anlatıyor.
Ama acaba ümitsiz olmalı mıyız gibi. Yani tahrif etmiş olabilirim bu arkadaşımızın sözlerini, bağışlasın beni. Ekşi Sözlük'te bir arkadaşın yazdığı şeydi. Çok haklı buluyorum kendisinde. Yani bu gelişmeler oluyor ama benim biraz da hani ne diyor ona, İngilizce'de bir laf var şimdi bilmiyorum ama yani hani niyetle galiba şöyle bir şey var yani öngörü mü yoksa niyet mi? Yani intention gibi bir şey mi? Evet, yani ben aslında bu medya demokrasisinin bir an önce belki gerçekleşmesini beklediğim için böyle konuşuyorum. Çünkü yani gençler için de çok önemli. Bugün genç bir reklamcı adamla, yeni mezun bir İzmirli genç adamla konuştum. Çok düşük bir maaş alıyor çalıştığı reklam ajansından, bir metin yazarı, eski yayıncı ama çok çok düşük bir rakam aldığı rakam. Fakat buna tahammül ediyor. Bir ev arkadaşıyla beraber oturuyor. İşte biraz hayatı yaşayabilir. İşte arkadaşlarımızın bahsettiği bir öğrencinin geçineceği rakamlardan biraz daha fazlasıyla, hatta birçok öğrencinin söylediği rakam kadar bir rakamla yaşıyor. Fakat bir bloğu varmış, 30 bin takipçisi varmış bloğunun. Şimdi bu 30 bin takipçi o kadar önemli ki, çünkü artık televizyonda GRP üretiminin, yani reklam kuşaklarındaki izlenirlik oranı üretiminin, neyse yanlış tarif ediyor da olabilirim, yani kişi başına bıdı bıdı, bu üretimin aslında anlamsız olduğu, yani kimsenin reklam kuşaklarını, bir özel televizyoncu olarak bunu söylüyorum, kimsenin reklam kuşaklarını seyretmediği bir gerçekliktir. Buna rağmen var olan sistemde bu ve AGB ölçümlerinin doğru sayılması gerekir. Çünkü yerine bir sistem konulmamıştır. Yani reklam kuşağı izleniyor varsayımını kaldırırsak yerine koyacak bir sistemimiz yok. Yerine koyacak bir sistemimiz olmadığı zaman da niye reklam veren televizyona reklam versin gibi bir soru ortaya çıkıyor. Ayrıca da reklam verene alternatif bir medya da göstermiyoruz. Konvansiyonel medyalar dışında biraz reklamcılıkta viral uygulamalardan filan söz edilebilir. Onun dışında bir alan gösterilmiyor. Dolayısıyla aslında reklam kuşakları seyredilmiyor. Reklam kuşakları seyredilmeyip bütün sistem web televizyonuna kaydığı zaman da, ya da farklı web uygulamalarından izlencilere kaydığı zaman da, o zaman 30 bin kişinin takip ettiği bir blog dünyanın en önemli şeyi haline gelecek. Bugün bütün dünyada sponsorlar kişisel blogları ya da birkaç kişinin bloglarını denemeye başladılar. Çok önemli sponsorlar destekliyorlar blogları. Peki bu adamların aklı mı yok? Dünyaca ünlü bu, yani dünyaca ünlü firmaların, bunların çalışanları kafasız mı? Reklam pazarlamacıları kafasız mı? Büyük şirketlerin reklam verenleri kafasız mı? Yani bu blogları, ya birkaç bin kişilik blogları bile desteklemeye başladılar. Demek ki bu cüzi rakam kazanan arkadaşın 30 bin kişinin takip ettiği blogu ve sadece yazı yazıyor çocuk. Ve kişisel bir blog. Bu blogun bu oranda takip edilmesi bu adamın yakın tarihte çok yüksek rakamlarla oynamasına işaret. Ama bu herkesin beklediği sosyal network filmine gittim, çok baba bir fikirle çıktım gibi bir şeyden bahsetmiyorum ben. Yani milyonların izleyeceği bir şey, takip edeceği bir şey gibi değil. Ama 30 bin kişi yeni dünyanın çok önemli bir mecrasıdır diye düşünüyorum. Aynı şeyi, ki başlamışsınız zaten televizyon gazetesiyle, aynı şeyi size de tavsiye ederim. Kesinlikle katılıyorum. Ve şunu da eklemek istiyorum. Sizi programınıza davet etmiştiniz. Medya üzerine bir program yapmıştınız. Yine Muhabbet Kralı'nda. Yine böyle güzel mi konuşmuştunuz? Yok, ben katılmamıştım. Ha. Sizi davet etmiştik ama. Öyle mi? Benim haberim yok. Hayır. Siz neye davet etmiştim? Ben sizi davet ettim sandım. Hayır, beni bir şeye davet etmediniz. Ben ilk kez bağlanıyorum. Ha. Kimi davet ettim? Bilmiyorum.
Pardon, ben yanlış anladım. Biz davet etmiştiniz. Yok, davet ettiniz demedim. Siz Levent Bey'i davet etmiştiniz. Ha, Levent Bey'i davet evet, ettim. Evet, medya konusunda bir program yapmıştınız. Özür dilerim, duyamadım onu. Levent Erden'i. Evet. Tamam. O programda da bu konuyu çok güzel incelemiştiniz. Ona değinmek istedim sadece. Yani onun öncesinde de çok benzer bir konferans yapılmıştı. Yeni Medya Düzeni Konferansı. Ben orada katılımcı olarak bulunmuştum da. Yani inanılmaz bir medya düzeni geliyordu. Televizyonla internet entegre olmuş bir şekilde. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Yani ben anlatma şeyinde, cahilliğinde bulunmayayım ama gerçekten söylediklerinize %100 katılıyorum. Böyle bir imkan sunduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Yani ben geçenlerde Haluk Şahin'i anlattım. Orada o zaman da söylemiştim. Haluk Şahin'i anlattım. Ya dedim ki ben böyle böyle düşünüyorum, böyle böyle düşünüyorum. Yani ben de bunu uydurmuyorum yani işte okuyorum, ediyorum. Böyle olacak diye varsayımda bulunuyorum. Haluk Şahin de bana dedi ki ben de şimdi onu okuyorum dedi. Al dedi sana kitap, Kaos Teorisi diye dedi. Ondan sonra evet, Kaos evet. Teorisi kitabını bana vereyim sana dedi. Ben de sandım kitabı verecek. İngilizce olduğu için ben de dedim ki karıma okutturayım kitabı da o bana anlatsın. Ondan sonra yok dedi fotokopisini vereceğim dedi. Sekreterine bir fotokopi çektirmiş. Sayfaların yarısı çıkmamış fotokopide. Biz onunla eşimle beraber oturduk o fotokopileri söktürmeye çalışırken arkadaşımız dedi ki siz ne kadar eski kafalı manyak mısınız? Eski kafalı mısınız? Şunu internetten istesenize. Kitabı şey yaptım. Ne derler? Aldık internetten. Ondan sonra şimdi kitabı tercüme ettiriyorum basacağım. Öyle ama mi? Levent Erden ne dese beğenirsin. O kitap 2009'da çıktı. Eskidi onlar ya dedi bana. Aslında doğru o kadar hızlı ilerliyor ki. Evet. Ama emin olun yani eminim gerçi siz de eminsinizdir muhakkak da. Kesinlikle belli bir okuyucu kitlesini hedef alıyor. Ben de bunu Haluk Şahin'e söyledim. Haluk Şahin dedi ki evet dedi ben eski olduğunu biliyordum ama yine de okuyorum dedi. Yani bak bahsettiğim isimler hani benden çok daha hızlı gidiyorlar yani. Peki. Teşekkür ederiz Gizem Hanım. Çok mutlu olduk. Çok gurur duyduk sizinle. İyi geceler diliyoruz katıldığınız için. Bir şey söylemek istiyorum konu kapanmadan. Buyurunuz. Gizem Hanım bir şeyler söyledi işte bu ODTÜ ile alakalı. Ondan önceki Çağla arkadaş da bir şeyler söyledi. Evet, öğrencilerin belli sorunları var ama burada bahsedilmeyen birkaç sorun oldu. Bir sanırım Gizem küçük bir değinmişti. Türban meselesi bayağı gündemde olan. Başörtülü öğrencilerin okula girememesi. Girebilmesi, sürekli tartışılan, sürekli eylemler yapılan, karşıt veya aynen böyle hani işte girilmesini düşünen arkadaşların yaptığı eylemler. Hani okulumun reklamını yapmak gibi bir amacım yok ama hani şu an skandallarla adı anılan bizim okulumuzda evet başörtülü arkadaşlarımız gayet rahat bir biçimde öğrenimini sürdürebiliyorlar ve bu gayet iyi bir şey bence. Sizin bu şeyden porno film skandalından evet, bahsediyorum. Evet, porno skandalından bahsediyorum. Onun dışında yine benim için çok önemli olan hani eğitim, konu eğitimse, üniversite ise çok önemli bir şey var. Hani şeyden bahsettik, Taşra'dan gelen, Doğu'dan gelen özellikle arkadaşlardan bahsettik. Onların burada yaşadığı sorunlardan, işte aileden uzakta olmak, İstanbul'a veya İzmir'e veya Ankara'ya alışamamaktan bahsettik. Bence en önemli şey de şu, hani ana dilde eğitim yine tartışılan konulardan biri. Buraya gelen insanın ana dili Kürtçe veya başka bir dil olabiliyor ve ben çok yaşadım bunu. Çoğu arkadaşımda yaşadım. Kendi aralarında bizim okulumuzda mesela çok Kürt arkadaşımız vardır. Kendi aralarında hatta bizim okulumuzda Kürtçe ders vardır. Fransızca seçmeli dersimiz vardır. Kürtçe de seçmeli dersimiz vardır. Bence çok önemli bir şey bu. Kürtçe kendi aralarında konuştuklarında sınıfta tartışmaların olduğuna şahit oldum ben. Yani birçok insanın ki bunların hepsi 20 yaşında artık belli bir farkındalığa ulaşmış olması gereken veya bir şeyleri kafasına oturtmuş olması gereken insanlar kendi aralarında Kürtçe konuştuklarında ben senin dilini duymak istemiyorum. Belki benim hakkımda konuşuyorsun gibi onlara böyle tabirlerde bulunuyorlar. Onlara böyle söylemlerde bulunuyorlar. Ve gerçekten hani bunlar çok kırıcı, çok üzücü şeyler bu insanlar için. Hani belki de biraz bunu da tartışmak gerekiyor. Hani bu insanlar evet geliyorlar. Çünkü orada hiçbir şey yok. Orada okuyabilecekleri iyi bir üniversite, araştırabilecekleri iyi bir ortam yok orada ya veya bir sinema yapmak istiyor. Ben sinema yapmak istiyorsam Diyarbakır'da, Urfa'da veya Hakkari'de bunu nasıl okuyabilirim? Böyle bir imkanım yok veya tıp okumak istiyorum. Onun için İstanbul'a, Ankara'ya veya İzmir'e veya başka şeylere geliyorlar. Fakat evet bu adamın dili Kürtçe, bu adamın dinlediği müzik Kürtçe veya başka bir yani sırf Kürtleri de burada şey yapmak istemiyorum. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Bu benim son zamanlarda bilmiyorum. Hanımefendi telefonda mısınız hala? Buradayım.
Evet, yani benim son dönemde dinlediğim en yalın anlatımdır yani, bu. Bu konu çok hassas bir konu olduğunu yani, düşünüyorum. Yani şöyle de komik bir şey. Ama hani şu millet olmanın tarifi, hani bir toprak parçası üzerinde ortak bir geçmişe sahip olmak ve ortak bir geçmişi planlamak, düşünmek, hayal etmek filan filan. Yani üniversite gençlerinden bahsettiğimiz zaman işte bunlar hani işte ben çocuğumu nasıl seviyorsam her ailenin de aynen öyle sevdiği çocuklarının ergenliklerini nispeten tamamlamak üzere ve artık meslek seçmek üzere yazılmış oldukları okullar. Yani bunlar bizim çocuklarımız. Çocuklarımız derken küçümsemek olarak değil, çocuklarımız yani, o çok özendiğimiz, bayıldığımız, işte bazıları komşularımızın çocuğu, bazıları dostlarımızın çocuğu, bazıları hemşehrilerimizin çocuğu, bazıları bölgemizin çocuğu ya da bu topraklar üzerinde yaşayan insanların çocukları. Fakat bu kötü niyeti, ve düşmanlığı hakikaten anlayamıyorum. Yani geçenlerde, bunu da paylaşmak isterim, bir siyahi oyuncuyla ilgili söylediğim laflar yüzünden ırkçılıkla suçlandım. Ondan sonra ırkçılıkla suçlanmamam gerektiğini, çünkü böyle bir niyet içerisinde olmadığımı anlatırken de niye bunun olamayacağını ve bu konuda iyi niyetli olduğumu anlatmak için, ülkemde Afrikalılara karşı böyle bir muamele yoktur dedim. Bunun üzerine o kadar çok yazı yazıldı ki gerizekalılar bu lafı da anlamayarak, o zaman niçin Hrant Dink öldürüldü, o zaman niçin Türkiye'de Kürtlere karşı böyle bir tutum var vesaire gibi bir şeyler yazdılar. Yani sadece medya kavgası içerisinde insanların kesinlikle birbirlerinin dillerini yani anlamadığını görüyorsun. Yani üstelik konuşmamışım da, bir mektup okudum. Yani mektup okudum. Videosu bütün internette dolaşıyor. Bir sürü sitede. Yani demek ki Türkçe konuşanlar aralarında anlaşamıyorlar. Ben Türkçe yazılmış bir mektup okudum. Yani bunun, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani hani şimdi yani Türkçe olarak benim hakkımda konuşuyorlar ve ben anlamıyorum. Yani Türkçe olarak şey, konuşulanı yani kişi, anlamıyorum. Bu gerizekalılığı anlamıyorum. Bir konferansta dinlemiştim. Biri bana bir şey demişti, konuşmacılardan biri de. Düşünün yani biz kendi dilimizde konuşamıyoruz. Bunun dışında bizim yani kendi dilimizde düşünemiyoruz, sevişemiyoruz. Ya bu çok önemli bir şey bence. Yani bu gerçekten engellenen bir şey. Ya siz eğer yanındaki arkadaşına Kürtçe konuşmasını engelliyorsanız, sevgilisine seni seviyorum Kürtçe şekilde söylemesini engelliyorsanız insanı, veya sırf Kürtçe demeyelim, Ermenice, Rumca, başka dillerde de geçerli bu. Bunu engelliyorsanız eğer, bu adamın hapise atmaktan hiçbir farkı yok. Bir odaya tıkmaktan hiçbir farkı yok yani. Çünkü o şekilde öğrenmiş bunu. Ya bu aynı şekilde hani çok altlara inersek ilkokulda da var işte. Ana dilde eğitim olayı. Yani çocuk 7 yaşında evde duyduğu konuşulan dil Kürtçe ve okula gidiyor ve ona Türkçe öğretiliyor. Hiçbir şey anlamıyor yani. Bilmiyor çünkü. Hoca da bilmiyor. Hoca ona hayır bu sınıfta Kürtçe konuşamazsın dedi de onu söylediğini de bilmiyor. Bu çok önemli bir şey bence. Orada o şekilde eğitilip sonra İstanbul'a gelip büyük ümitlerle, umutlarla veya Ankara'ya gidip İzmir'e gidip çok büyük içindeki yıkımlara sebep olan, çok çok büyük sorunlar yaşayan insanlar olduğunu biliyorum yani. Ve bu da aslında biraz da şeyi ortaya çıkarıyor. İşte sonra bir örgütlenmeye gitmek, bir siyasi partiye veya herhangi bir kulüpte var olmaya doğru ilerlemeye yol açıyor. Fakat o da engelleniyor bir şekilde. Çünkü işte sivil polis, çünkü okulda eylem yapmak yasaktır. Çünkü ses çıkarmak yasaktır. Bilmiyorum, bunların çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum ve çok insanların aslında özgürlüklerini kısıtladığını düşünüyorum. Çıkarmak yasak değil. Eğer istenilen sesi çıkarıyorsan niye yasak olsun? Yani şöyle bir şey var. Yani istenilmeyen bir ses çıkartıyorsan gürültü oluyor. İstenilen bir ses çıkartınca... Peki, bir şey söyleyeceğim. Bu programdan çıkan sonuç, gençlerin çok sorunları var ve hiçbir zaman hallolmayacak. Gençler kaç paraya yaşar diye başladığımız programda 2,5 saati doldurduk yanılmıyorsam. Hemen Merve Hanım'ın durumuna gelmek istiyorum. Merve Hanım daha önceki bir programımıza da katılmış ve hiç konuşmamıştı. Evet, bu programa da katıldı ve çok az konuştu. Ama kendisinden emin olduğumuz bir uzman olarak
tekrar bir programımıza katılacaktır. Evrim Hanım'ın tekrar bir programımıza davet edeceğiz. Çünkü kendi çalışmaları da var. Ondan hemen söz eder misiniz lütfen? Tamam, bir de Merve ederim. Hanım sizi bu psikologlarla ilgili danışmanlık merkezlerinin kapatılması konusunda hatta polis baskınıyla katılma yoluna gidilmesiyle ilgili özel bir program yapacağız. Eğer kendisi izliyorsa bana Kartal... Ben teşekkür ederim. Yapalım ondan sonra teşekkür ederiz birbirimize. Kartal Kaya'da bana başvuran yine aynen sizin gibi bir hanımefendinin de tembihi ricası demeyeceğim. Tembihiyle zaten bu programı da yapmak istiyorum. Evrim Hanım buyurun. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı sağladığınız için öncelikle. Hayata Dokun Sosyal Sorumluluk Projesi'nin kurucusuyum. Ve gönüllü bir ekiple çalışıyoruz. Avukatlarımız, hakimlerimiz, psikologlarımız ve insan kaynakları uzmanlarımız var. Aynı zamanda sağlık alanında da destek veren bir doktor ekibimiz var. Burada yaptığımız şey nedir? Kadın ve çocuk istismarına yönelik öncelikle toplumda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konudaki ilk sokak kampanyamız Bakırköy Cezaevinde 18 Şubat'ta olacak. Özellikle rahim ağzı kanseri, serviks kanseri, doğum kontrolü ve özellikle şu anda hükümlü olan kadınların dışarı çıktıktan sonra sosyal hayatta nasıl istihdam edilmeleri gerektiği ve kendilerini bu konuda nasıl yönlendirmeleri gerektiğiyle ilgili bir farkındalık günü gerçekleştireceğiz. Oradaki hükümlülere ve hükümlü çocuklarına. Daha sonra bu projeyi üniversitelerde ve sokak kampanyaları şeklinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ve halktan destek bekliyoruz. Özellikle Gizem Hanım gibi sosyoloji okumuş kişiler tarafından desteklenmek istiyoruz. Peki. Tekrarları yayınlandığında ya da internet üzerinden izlendiğinde de karşılığını bulacağını düşünüyorum. Yörük Bey çok teşekkür ederim. Sizi tekrar ağırlamak istiyorum. Çünkü girişiminiz ve araştırmalarınız hakikaten yönlendirici. Ben üniversitedeki özellikle genç arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Kendilerini sıkıntıda... Sizi düşünerek bitiriyorum ben yoksa otururum sabaha kadar yani. Kendilerini yani sıkıntıda hissettikleri zaman, stresle baş edemediklerini düşündükleri zaman, bir takım zorlayıcı olaylarla karşılaştıkları zaman üniversitelerinin danışmanlık, psikolojik danışmanlık birimlerine mutlaka başvursunlar. Oradan çok fayda göreceklerine inanıyorum ben. Çünkü daha önce de Doğuş Üniversitesi'nden ben mezunum, master'ımı orada yaptım. Orada akın akın öğrenci geliyordu bize. Biz artık zaman bulamıyorduk bu öğrencilerle çalışmaya. Çok ihtiyaç var, gidin, hiç çekinmeyin. Evet, buradan da son söz olarak aynen underground bir motto olarak geçen consume, obey, die yani tüket, itaat et ve öl tembihinde, ricasında olduğu gibi global kapitalizmin gençlerimizin de bir an önce genç olmayı bırakmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Biraz bir an önce tüketsinler, sinler ve ölsünler. İyi geceler.